Sevgili seyirciler, merhabalar efendim. Star ekranlarından herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına. Hepinize güzel bir gün diliyorum efendim. Sağlık diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Şahane geçsin gününüz. Bu güzel havaların tadını çıkarırken bir taraftan da önce bizi izleyin efendim. Sonra da dışarıda güzel havanızı alın. Sevgili seyirciler, yine programımıza başlarken hocalarımla bir selamlaşmak istiyorum. Adli tıp uzmanımız Doktor Taner Güven hocamız, hukuk danışmanımız Avukat Hasan Koca Bey bizimle. Efendim hoş geldiniz, iyi programlar diliyorum. Bugünkü ilk konum efendim Suzan olacak. Suzan 2008 yılında büyük bir facia yaşadı. Maalesef yanan bir evden 11 aylık çocuğuyla birlikte eşi tarafından, rahmetli eşi tarafından pencereden dışarıya verilmek suretiyle kurtarıldı. Yoğun bakımda kaldı uzun süre ama çocuğunu ve karısını bu yangından kurtaran eşi Bayram ne yazık ki o yangında yanarak hayatını kaybetti. Tabii ki Suzan 9 yıl boyunca babasının yanında yaşadığı büyük acılar, büyük travmalardı yaşadıkları. Sonra kendine bir hayat kurdu ama geriye dönüp şöyle bir baktığında dedi ki ben altınlarımı verdim, iddialarını söylüyorum. Babam benim için yardım paraları toplamış, ölen eşimin tazminatını almış ve bütün bunların hiçbirini bizimle paylaşmadı. Kendisine işte sigortasını ödedi, araba aldı, bir sürü iddialar var. Başkaları da söylüyor bunu. Suzan'la başlayalım. Çünkü bugün Suzan bir yüzleşme yaşayacak burada. İşte alevler içinde bir ev, onları kurtarmaya çalışan bir baba. Eşim orada kurtarın diye bağırdım, hatırlıyorum. Suzan, kocasını öldürmekle suçlandı. İstenmeyen gelin ilan edildi. Senin kocanı öldürmek amacıyla o evde yangın çıkardığını iddia etmişler. Öz babası ölen kocasının hakkını yedi. Zorla kolumdan aldılar 7 tane Adana burması bileziğimi. Komşu bile diyor ki mahalleden de para toplandı. Gerçekten korkunç iddialar. Evet, zehir zıkkım olsun diyorum artık. Beyefendi bir çık ortaya da konuşalım seninle. Suzan'ın öz babası iddialara nasıl cevap verecek? Şimdi. Suzan hoş geldin tekrar. Hoş bulduk abicim, sağ olun. Suzan şimdi 4 yıldır Ahmet'le evlisin. Evet ablacığım. Bir de çocuğun oldu. Evet. Allah uzun ömürler versin. Amin. Yangından kurtarılan çocuk da şu anda 11 yaşında. 16. 16 yaşında. Evet ablacığım. Kocaman oldu. Tabii hiçbir şey hatırlamıyor ama babasız büyüdü. Ama Ahmet ona babalık yapıyor. Evet. Suzan o acıları yaşarken bir de uzun süre yoğun bakımda kaldın. Eşinin öldüğünden haberin bile olmadı ilk başlarda. Aynen, kesinlikle ablacığım. O dönemde bir de eşinin ailesi tarafından eşini öldürmekle suçlanmak sana çok ağır gelmiş olması lazım. Ablacığım hiç yani ölmeye diledim diyebilirim yani doğruya doğru söyleyeyim. Gerçekten mi? Gerçek. Keşke ben ölseydim de yaşasaydı dedim yani ama işte maalesef yani bazen dediklerimiz olmuyor. Kader diyoruz. Bir şey, onun da ömrü o kadarmış çok diyelim ama 27 yaşında aslan gibi Bayram maalesef 2008 yılında efendim. Belki de bu habere gazetelerde, televizyonda da rastlamış olabilirsiniz. O yıllarda 27 yaşındaydı Bayram. Henüz 11 aylık bir erkek çocuğu vardı. Bir de şöyle bir şey var Suzan. Buyur abicim. Şimdi sen dün dedin ki benzin almıştı araba için. Ertesi gün bir yere gideceklerdi. Evet abicim. Fakat bütün çıkan haberlerde ve senin o dönemde verdiğin ifadede tiner vardı evde ve ben ateşle yaklaştım gibi bir ifade var. Bu tineri neden daha sonra benzin olarak değiştirdin? Yok benzin de ablacığım. Onlar yanlış anlamış olabilirler ya da ya hastanede öyle almış olabilirler. Sadece ben benzin demiştim. Çünkü arabaya anca benzin alınır. Çünkü gerçekten benzin almaya gitmişler. Ben o an zaten benzini gördüm. İçim zaten ürpermişti. Benzin döktü sobaya ve
Bir hafta önce amcalarımızdan bir tanesi sobaya kolonyayla yak, yeğenim işte yanmadığı zaman kolonyayla tinerle yakabilirsin dediklerinde ben böyle şok olmuştum ama eşim bir hafta sonra denedi. Çünkü hani ikimiz de cahildik, bilemiyorduk bu raddeye geleceğini. Benzin. Yani bu tiner iddiası da şuradan, hı-hı, evi boyayacakmışsınız. Yok hayır abacığım. Herhalde boyayı seyreltmek için tabii, mi kullanılıyor tiner? Için. Yok abacığım. Onun için tiner vardı evde. Eşin rahmetli tineri koyuyor, sen ateşle yaklaşıyorsun ve o zaman alev alıyor gibi bir iddia var. Yok ablacığım, yok. Allah şahittir. O araba için alınan benzini döktü eşim. Onun önce ben yakmaya çalıştım ama yanmamıştı soba. Ama eşim daha sonra işte benzinle yakmaya çalıştı. Çünkü hani hava soğuk olduğu için yanmamıştı soba. Ben mutfağa gittikten sonra tekrar yakmaya çalışmış. O arada ben de geldim. Sonra birdenbire parladı ve ikimiz dairelerin arasında kaldık. Şimdi sizin bu yangın sırasında orada bulunan bir komşu varmış. Sizi dışarıdan çeken kişi anladığım, evet, kadarıyla Ahmet Bey. Hatırlıyor musun bilmiyorum. Yok ablacığım. Ahmet Bey merhaba. Merhabalar. Ahmet Bey o günü hatırlıyor musunuz? Çok feci bir gün olması lazım. Evet hatırlıyorum. Bir anlatır mısınız? Bir de nasıl kurtardınız, nasıl çektiniz? Yani şimdi o gün şu şekilde. Şimdi ben kardeşimin doğum günüydü. Ben hediye almaya gitmiştim. Dönüşte baktım bacadan bir ses çıktı. Ses çıkınca ben bir ürktüm yani durdum. Sonra birden bir patlama sesi geldi. İddia sesiyle beraber patlama sesi geldi. Ya evin içi komple alev almaya başladı. Hanımefendi o zaman korkuluktan tutmuştu. Çocuğu kucağındaydı aslında. Yani ben de koştum. Korkuluk zaten eski olduğu için çektiğim gibi çıktı yerimden. Bayanla çocuk yere düştü. Ondan sonra itfaiye polis falan geldi. Ateş söndürünce rahmetli zaten o sırada rahmetli olmuştu. Peki aynı şekilde Suzan Hanım'ı ve çocuğu çektiğiniz gibi bayramı çekemediniz mi? Camın önünde alevler vardı. Geri girme şansı yok yani. Evet yani Ahmet Bayram çocuğunu ve karısını oradan uzattıktan sonra herhalde artık alevler önlenemez. Ya zaten şöyle bir şey var. İtfaiye falan geldiğinde ben zaten ben şey yaptım. Adı nedir? İtfaiyeye ben bir erkek sesini duyduğumu falan söylemiştim zaten. Ama itfaiye kadar falan şey oldu. Hayatını kaybetti. Bu tip yangın vakalarında alevlerden önce o zehirli gazlar öldürüyor. Çünkü çok hızlı bir şekilde soluduğu için. Evet. Peki. Ya zaten şöyle bir şey var. Daha sonra sobayı falan hani benzinle tutturmaya falan çalışmışlar herhalde. Ondan dolayı herhalde yangın. Abicim rahmetli eşinde astım ve bronşit de vardı. O yüzden daha fazla dayanamadığını biliyorum ben. Çünkü ne vardı? Astım bronşit vardı. Da var işte. O yüzden iyice tabii. O yüzden hani. Peki Ahmet Bey o gün siz aynı binada mıydınız? Hayır iki bina yanında oturuyoruz. Biz ben dışarıdaydım kardeşime doğum günü hediyesi almaya gitmiştim o gün ben. Hatta yanında ufak amcamın çocuğu da vardı onunla beraber gitmiştik. Dönüşte işte duruma karşı. Dışarıda olduğunuz için o sesi duydunuz ama üst kattaki kayınvalidesi, kayınpederi onların hiçbiri duymamışlar başlangıçta. Ya onlar zaten yangın falan bitti ondan sonra dışarı çıktılar. Onlar hiç sesmez. Ben zaten onlara şaşırdım yani. O kadar kıyamet koptu onlar nasıl sesim vardı ben hayret ettim. Bir de akşam saat hani böyle 8 civarı filanmış yani. Hani gece var karanlık çökmüştü. Ama kış olduğu için Mart ayıydı diyorsun Suzan. Evet ablacığım. Kış olduğu için erken kararmış ama saat 8'ler civarıydı diyor. Yani üst kattakilerin bu kadar bağırtıları Suzan sen bayağı can uğraş bağırmış olman lazım. Ablacığım eşim de ben ya de. Ya sadece onlar bağırmadı ki biz de, ben bile bağırdım yani. Yağmur yağıyormuş ama o gün. Benim biraz sesime yan tarafta amcalarım, amcam, annem, ailem sonuçta benim sesimi duyup da çıktılar. Yani onlar nasıl duymadılar hayret ettim. Yan binada duyuyor. Ki zaten Yusuf amcanın kulağı biraz ağır işitti onu biliyorum ben. Yani rahmetli Bayram babasının kulağı biraz ağır işitiyor. Onu biliyorum da hani o kadar sesi duymaması enteresan yani. Evet büyük bir dram yaşanmış gerçekten. O evden de Suzan ve o dönem 11 aylık olan oğlu sağ olarak çıkmışlar. Ahmet Bey teşekkür ediyorum katıldığınız için. Allah razı olsun. Sağ olun. Ve şimdi Suzan'ın buraya gelme sebebini bir kez daha dinleyelim Suzan'dan. Suzan anlat birazdan eşin de burada olacak zaten. Abacığım beni o zamanlar ben hastanedeyken bana hem sahip çıkan babam da tamam. Ben o hastaneye yoğun bakımda falan kaldırdığımda babam vardı başımda. Allah'ım bu da mı gelecek başımda diye ben yoğun bakıma giderken başımdaydı ağlıyordu hatta ağlamak üzereydi. Ama daha sonra ne oldu da? Böyle damadın acısını unuttu da
para derdine düştü. Neden yetim çocuğunun, torununun hakkına girdi? Yani o kadar para toplanmış iki bakıcı için. Çünkü bana öz bacım dahi bakmadı. Hastaneye gelip benim üçüncü derece yanıkmışım sanırım. İkinci derece, üçüncü derece. Kimsenin bakamayacağı kadar böyle kötü yanıkken gelip ayak ucumu gördüğü anda ben buna bakamam diyen öz bacım. Ama bana uzaktan iki tane halam. İçi kaldırmamıştır, kötü olmuştur. Üç yaşında kızını bırakıp bakamazmış, iki dayanamazmış. Bana iki tane uzaktan gelen halam. Oraya geçmiş olsuna geldiklerine biz buna bakarız ne olursa olsun parasız da bakarız dediklerinde onlar için paralar toplanıyor. Bunların hepsini öz babam sağ olsun yiyor onları. Yani hangi birisine verilmiş? Nazlı ablama sesleniyorum buradan bağlansın. Korkmuyorum ben onlardan dedi. İstedikleri zaman bağlansınlar ama stüdyoya gelemem dedi. Bir de bilezikler var dedin. Evet, beni acım için memlekete götürdüler. Ya moral olsun diye ben istemediğim halde zorla götürdüler. Çocuğum bile ben geride bıraktım göremeden gittim. Gittim de orada taktılar koluma. Sonra birkaç gün sonra dediler ki çalarlar kolundan. Kızım ver bilezikleri saklayalım. Şöyle yapalım böyle yapalım. Şeyine getirdiler kundüne. Sonra aldılar kolumdan. 7 tane Adana bulma bileziğim. Ben takmaya hakkım yok muydu abla? Neden bileziklerin derdine düştüler? Sonra da inkar ettiler. İstediğin zaman veririz demişlerdi. Bak üstüne sonra önce istedim. Bezdiler onu imha ettik yedik dediler. Abla bu yakışır mı bir babaya? Bana parasızca mı baktı? Ben o zaman 28 yaşındaydım. 3,5 sene önce diyelim. Peki özür dilerim. Hemen yan stüdyodaki Muttalip Bey'e yani Suzan'ın babası Muttalip Bey'e bu bilezikleri işte vermediği, yardım paralarını vermediği yani yetim hakkı yediği iddia edilen Muttalip Bey'e bir merhaba demek istiyorum. Muttalip Bey hoş geldiniz. Merhaba kardeşim. Sağ olasın. Merhaba. Birazdan seninle konuşmaya başlayacağız. Kızının iddialarını cevaplandıracaksın. Bu arada hiç tanışmadığın ama seni telefonla arayan damadın da stüdyoda olacak. Fevzi dün yayında evlenmek üzere efendim gelin adayları içinden seçip getirdiği, yüzükler taktığı, alışverişler yaptığı Çiğdem'in ve ondan sonra bırakıp giden Çiğdem'in aslında evli olduğunu, ikinci evliliğinde olduğunu, bir de çocuk sahibi olduğunu öğrendi. Bütün bu iddialar için bugün Çiğdem canlı yayında olacak ve seninle konuşacak. Bakalım senin bu iddialarına Çiğdem ne diyecek? Başka bilgiler de var elimde. Sıra sana geldiğinde bütün bunları konuşacağız. Tamam, evet, efendim. Suzan'ın babasına merhaba demiştim. Diğer stüdyoda kendisi bütün bu iddialara da Suzan'ın babası vefat eden yangında vefat eden çocuğunun yani torununun hakkını yedi mi? Altınlarını alıp bileziklerini vermedi mi? Ben sana 30 sene baktım bu da onların karşılığı olsun dedi mi? Ve mağdur etti mi? Şimdi Muttalip Bey merhabalar tekrar. Merhaba. Muttalip Bey nereden başlasam bilemedim. Önce bileziklerden başlayayım. Suzan'ın bilezikleri nerede? Daha önceden öyle bir şey vardı. Hı. Bu kaynanası olacak yani ihtiyar kadın. Öz kaynanası değil. Kaynanasının annesi mi? Kim oluyor? Büyük babaannesi. Bunlar üye karışık yani. Evet, karışık. Evet. O daha önce almış. Ondan sonra ben dedim ki kızım bunları sakla. Hı. Kötü mü dedim? Yok, iyi demiş. Yarım insan. İyi demiş. Sakla dedim. Bu sakladı. Bir tane kolunda bıraktı. Daha sonra tabii kolunda o inceydi. O inceyi tekrar ben üzerine para koydum. Bunu kalınlaştırdım. Bu bir kocaya kaçtı. Nasıl? Anladın mı? Yani Ahmet'ten önce başka birine mi gitti? Aynen öyle, aynen öyle. Yanında oturduğumuz evin yanında bir aynı o da kiracı bizim gibi aynı evin sahibinin kiracısı. O kadından o da onun yaşlarında bir kadın. Bayan. Bunu kandırdı. O adama kaçırdılar. Yani kocası öldükten kaç sene sonra oldu bu? Aşağı yukarı yine 4-5 sene falan belki de daha fazla olmuştu. O bileziklerle mi gitti o adama giderken? Hayır. Onu bilmiyorum. Bir tane kolunda bilerdi. Ben kalınlaştırdım. Anladın mı? İnceydi. Hı. Üzerine koydum. Kalın bilerdik yaptım. Onunla gitti. Bir seneye yakın orada kaldı. Hı. Ama ben gitmedim. Yanlarına gitmedim. Sadece o zamanki beyi olacak, kaynatası olacak adam geldi evime. Ben yani sıcak bakmadım. Hı. Sıcak bakmadım. Yani konuşmadım da geçti gittiler. Gittikten sonra bu tabii bir seneye yakın orada kaldı. Orada şiddet gördüğü için bu kapıyı atmışlar.
Büyük ihtimal öyle yani. Damat aradı ki benim büyük damat, baba durumu kötüymüş, ben konuşmadım yani. O zamana kadar ne konuştum ne söyledim. Dedi ki durumu kötü dedi, kötü yola düşecek, sokakta kaldı, baba getirelim dedi, affet dedi. Affetmiyorum dedim. O kendi cezasını kendisi çekiyor. Hayır ama bunlar değil ki. Bir öncesinde yardım paraları toplanmış bilezikten önce. Onlar ne oldu? Ha ona gelelim o zaman. Peki bir dakika tamam. Devam edin siz şimdi. Evet geri geldi size. Siz sonunda kabul ettiniz yani. Ha, bir şekilde ettim. Evet çocuğuyla gitmiş. Bir şekilde gitmiş. Ettim de aradan zaman geçti tabii. Çocuğuyla gitmişti. Çocuğuyla tabii, geri döndü. Tabii geri geldi. Bir dakika bir saniye müsaade edin. Suzan. Sen Ahmet'le evlenmeden önce bayramı kaybettikten 3-4 sene sonra bir sene başka bir adama gitmişsin. Doğru mu? Abacım doğru ama 1,5 sene sonra oldu. 4 sene sonra değil. Çünkü evde bana rahat huzur vermiyorlardı. Dediğim gibi. 1,5 sene sonra eşinin kaybından evet, 1,5 sene. Dedim ya, büyük herkes, yangından 1,5 evet, sene sonra. Çünkü herkes para pul derdine düşmüş. Babam olacak kişiyi. Sürekli maaşını veriyor. İşte öbür paraları topluyor. Eve gelen şeyleri yapıyor. Öz annem olacak kişi. O gelen paraları ben babam alıyor ya elimden gelip. Mesela odada diyelim geldi aldı elimden. Para topladılar mesela akrabalarımızdan. Geldi kapı aralıkken benim odama geliyor pederim. Öğreniyor paraları bana verildiğini. Gelip alıyorken beni bizi görüyor odada. Bizi yakıştırıyor. Baba sen bana kuma mı geldin diyor. Kocanı seni öldürdün diye. Bunları söyleyen bana öz annem olacak kişi. Ben artık bunları kaldıramadıktan sonra annen dedim ki. Annen sana kocanı öldürdün bana kuma mı geldin mi diyor. Evet. Anne. O kocanı demek? Öldürdün sıra bize geldi dedi. Buna da kocası inandı. Dedi ki yeri geldiğinde sen doğru söylüyorsun dedi. Karı dedi haklı dedi. Sen dedi kocanı öldürmüş olabilirsin. Ben artık psikolojik şeye girdim. Ben bu evden önce gitmek istiyorum dedim. Komşularıma söyledim. Onlar da bana eş ayarladılar ama evlenmek istemiyordum. Hadi bir gün ben önce evden çıkmak istiyordum. O evden kaçmak için. Ama adam evliymiş. Ben ilk başta bilmiyordum. Hatta bana dünürcü bile geldiler o kişiler. Ama daha sonra mecbur ben kaçmak zorunda kaldım. Çünkü çocuğumla o evde daha fazla kalmak istemedim. Çünkü ama geri döndün sonra da aynı evet, eve. Evet. Çünkü kardeşlerime bile yakıştırıyordu ablacığım. Örneğin bana yiyecek bir şey getirdi ya akşam kardeşlerim işten geliyorken. Makarna, hazır çorba vesaire söylüyorum. Gelip kaptan hari beni açtığında bana verdiklerine zoruna gidiyordu. Onlar senin şeyi karı kocan mı? Neden onlar sana getiriyor da benim elime teslim etmiyor bunu diye. Annen mi söylüyor? Evet. Bunların hepsini ben yaşadım ya. O artık odaya gidiyordum. Kendi dünyamda. Ya Muttalip Bey bir şey ablacığım, söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi, sen o dönemde toplanan paraları da almışsın iddiaya göre. Ablacığım o dönemde toplanan paralar değil. Bu yandıktan birkaç gün sonra orada mahalledeki diyelim kahvedeki arkadaşlardan 3-5 kişi kimse elinde 3 lira 5 lira olan anladın mı? Evet. Böyle getirmiş vermiş. Dediler ki biz bakıcı tuttuk hastanede yatıyor. Aşağı yukarı 2-2,5 ay civarında hastanede bakıcılar. 2 kişi baktı. Sabah götürdüm, akşam getirdim. Sabah yoğun götürdüm, bakıma akşam getirdim. Bakıcı giremez ki. Ne bakıcısı anlamadım ben. Efendim? Yoğun bakıma dışarıdan yoğun bir görevli hariç. Olmayan bir kişinin girmesi yasaktır zaten. Yani. Tamam da yoğun bakımda yattı ama yoğun bakımdan çıktı. Odaya, normal odaya aldılar. 10 sefer ameliyat oldu bu. Yoğun, yani odada mı 2 ay kadar yattı yoğun bakım canım. Sonrası? 2,5 ay kaldı. Yani o bakıcıların parasını o toplanan paralarla aynen mı ödediniz? Aynen doğrudur. Hayır. Doğrudur ben cebimden verdim. Ablacığım. Bana annesinin verdim. Yani kardeşlerinin yaşı çok mu küçüktü? Annesi niye bakamadı? Annesi vardı hayatta sağlam. Siz varsınız. Hadi anne daha uygun olur tabii. Hocam zaten bunlar açtıkça mesele bayağı uzuyor. Annesi de zaten bir sene sürmeden kaza yaptık biz anladın mı? Biz kaza geçirdik. Muttalip Bey sen kızının kocasını öldürdüğünden mi şüphelendin? Yok yok öyle bir şey yok. Ama öyle bir şey demişsin onu öldürdün sıra bize geldi demişsiniz. Ya öyle bir şey olur mu ya? Öyle bir şey olur mu ya? Ablacığım hangi canlı insan öyle yapar ya? Gözlerime bakarak söyledin hem de birkaç sene sürdü. Karın ilk aylarda söyledi eve geldiğim ilk ayda. Karın sen dediğin annenden bahsediyorsun. Evet beni doğuran kadın. Dediler ki sen kocanı öldürmüş olabilirsin. Kaynananlar doğru söylüyor. Sen yaparsın. Sen imansızsın, kitapsızsın. Ben bunları duyduktan sonra artık şoka girdim. Dedim ki bu evde artık daha şimdi kalamam. Şimdi ablacığım bana bakar mısın? Evet dinliyorum. Beni dinleyin. Ben buraya Allah tabii, şahidimdir. Açığa karıştırmak için geldim. Evet. Biz aynı, o yangından önce fazla değil bir sene falan değil yani. 3-5 ay önce biz kaza geçirdik. Kayınpederimi kaybettim. Hanımı da o kazada felç oldu. Kısmi felç oldu sol tarafı. Şu anda hala felç. Yani bu kadının aklı dengesi yerinde kalmadı. Peki bu kadın ne yapacak? İkisi de aynısı. Psikolojik sorunları olan insanlar ikisi de aynı. Ben de dahil olmak için de. Peki. Ne söylediğini nasıl kale alacaksın sen?
Yani karından bahsediyorsun. Evet, evet, karından bahsediyorum. Yani söyledi tabii demek istiyorsunuz. Psikolojisi söyledi ama psikolojisi bozuk diye söyledi. Tabii canım sen de. Peki. Aklı dengesi olan bir insan öyle söyler mi? Ben ne yapmam? Münasebet. Bir şey ben, peki. Ben sabrıma böyle tahammül ettim kaldım. Ona mı diyeyim, ona mı diyeyim? Hangisini diyeyim? Bu istedi ki annesi ona çocuğu aldı. Mahkemeyle aldım ben çocuğu. Baba çocuğumu al dedi. Mahkemeyle çocuğu aldım. Annesi de o arada dedi ki tabii kadın ağır dengesi olsa öyle konuşur mu? Elin pikirini ne diyeceksin dedi. Bu ondan sonra bu Azrail kesildi annesine. Annesine Azrail kesildi. Daha annesine laf söyletme. Anne demez, baba demez. Baba diyor ama anne demiyor. Bana diyor ki tabii her kötülüğü şey göstermemi istiyor annesine. Anladın mı? Ben o kadını nasıl bırakırım? Ondan sonra üstüne üstlük dedikodu çıkardılar. Tabii piyasada yaydılar o bakıcılarla bilmem neyle. Anladın mı? Ne, ben artık zor durumda kaldım. Bunları ben nasıl atlatacağım yani? Peki. Annesi nasıl anlasın? Annesi şu anda hala yani konuşursun. Sağlam konuşur ama bir tarafı kısmi felç olduğu için. Bak şu ana kadar. Ama ben Mutalip Bey olsam, bak diyelim ki karının akıl sağlığı yerinde değildi. Kocanı sen öldürdün dedi. Senin aklın yerinde sen de aynı şeyi söylemişsin. Ben söylemedim efendim. Ben öyle bir şey olur mu ya? Şimdi rahmetli Bayram'ın amcası telefonda. Hazır tamam. Bu konu açılmışken amcaya bir şeyler sormak istiyorum. Alo. Alo. Efendim başınız sağ olsun. Büyük bir kayıp ve büyük bir... Sağ olasın. Allah razı olsun. Acı yaşamışsınız. Gerçekten yıllar geçse de unutulmayacak bir şey bu. Unutulmayacak evet. Şu anda yaramızı yerinde tadil ediniz. Evet maalesef. Maalesef. Benim yeğenimin üzerinden mezarının topraklarını bile yemeye kalktılar. Şu anda da hala onun davasını görüyorlar. Cenab-ı Allah büyüktür. Muttalip uzaktan akrabadır. Ama amcamın hanımı köyde duruyordu. Torununa onu aldı. Onu alınca komple bizim sülaleyi birbirine düşürdü. Bırak şeyi. Ben şu anda amcamın çocuğuyla da konuşmuyorum. Olay yüzüne konuşmuyorum. Bu olay yüzüne konuşmuyorum. Sadece bu olay yüzüne. Tam olarak hangi olay? Yani siz de yeğeninizin rahmetlinin ölümünden Suzan'ı mı sorumlu tutuyorsunuz? Abla onu baz alma. Abla o dolandırıcıyı baz alma. Bak dolandırıcı bak. Burada peşine söylüyorum. Dolandırıcıyı baza alma. Çünkü bizi birbirimize düşürden bu insan Mutalip Bey oldu. Ben bir dinlemek istiyorum. Diye değil. Hasan Tepe'dem. Uzaktan amca. Tamam uzaktan siz? Yakından ben dinlemek istiyorum. Tamam. Bir saniye müsaade edin. Hasan Bey siz de ailece şüphelendiniz mi Suzan'dan? Bu yangını Suzan sobayı yakamadığı gibi bayram önünden sineri çöküyor. Altta Suzan çakmağı çektiği gibi yanıyor. Bizim duyduğumuz öyle ben görmedim. Niye peki ama, Suzan'ı suçladınız? Yani ailesi niye suçladı? Evet ailece suçladık. Doğrudur. Doğrudur. Ama ben Suzan yandığında ziyaretine gittim. Nedim'in de katastanesine ziyaretine gittim. Amcamın gelini bana dedi ki abi dedi bu yaştan şeyden olaydan sonra dedi, daha dedi bu iş olmaz dedi. Bu iş olmaz deyince ben de şey dedim ki Muttalip sen kendini kızını al biz gereken yardımı yine yapalım dedik. Yaptınız. O zaman Muttalip'e kapıştık. Yaptınız mı? Yardım yaptınız mı yeğeninize yok, Suzan'a? Yok o günden sonra yapmadık. Zaten yapılan yardımların hattı piyano kayıp gidi. Peki, gidi. Amcamın bir saniye müsaade edin. Ağzını açık da ona diyemedi ki. Suzan sen dedin ki benzin ya da tiner neyse. Evet. Ben dedim. Bu arabasını aldı tuttu. Aldı tattı. Evet. Bayram'ın arabasını mı? Evet. Evet. Bunu 3-4 sene sonra kapımızın önüne getirdi. Anahtar olmadığı halde bunu öz babam öbür tarafa sormadan acılarını da yaşıyorlarken arabanın peşine düştü. Araba orada paslanıyor ediyor. Herkes can kaybına düşmüşken benim gözümün önüne getirdi. O araba orada durdu. Sonra da onu sattı. 4-5 bine parasını da yedi ablacığım. Dedi ki çocuğun hesabını aktardım falan ama yedi. Suzan eşinin üzerineydi o araba. Abi, evet ablacığım. Ölümünden sonra sana miras olarak geçti. Abla, ve babam mı sattı? Ablam evet, bir saniye. Doğrudur ablam ablacığım. Bir saniye. Evet Muttalip Bey. Söyle. O araba konusuna gelelim mi? Gel. Araba aynı onların kapısında kaldı.
3-4 sene kaldı. Vergisi bilmem neyi şey yaptı. Bu kendiye geldikten sonra gittim cebimden parayla harcadım. 700 milyon o zamanın şeyine gittim. Vergisini, ötesini, berisini plakadan düşürdüğüne kadar Akın Ankara'yı seçtim. Geldim arabayı şeye çektirmiş bak. Kaynatası olacak. Yedemine çektirmiş. Gittim yedeminden aldım getirdim. Hurdiye sattım ben. Plakayı düşürdükten sonra. Şahitlerim var, ispatlarım var. Benim götürdüğümü nereye götürdüm? Kimin malı? Hurdiye verdim ben. Kimin malı? Kimin malı arabayı? Sen kime danıştın da sattın? He, kime danıştım? Kime danışacağım? Kim? Reddi miras yapsaydın madem o kadar başına bela alıyorsunysa. Reddi miras yapsaydın. Ha. Ya da Suzan satardık. Parasını o alırdı. Abla zaten bir sürü bıraktım. Suzan'ı o Sudan derilerine götürdüm. Torununa da. Torunsuz da olmuyor. Bir dakika Muttalip Bey bir müsaade et. Efendim Hasan Bey duyamıyorum. İşten çıkış parasını aldı. Çocuğun işinden yandığında yanma parasını aldı yedi. Ablam ablam işten çıkış parası diyor ya bak. Evet. Bu üç kağıtçı ben şimdi öyle güzel diyorum. Güzel konuş. Bak, lütfen Muttalip Bey ağzını bozma. Ben sakin oluyorum. 2-2,5 ay çalışmış bir iş yerinde. Bu adama tazminat ne verirler? Siz düşünün gerisini. 2 maaş verdiler hadi. Bitti. Ne yaptın o verdiler? Parayı? Kime verdiler? Sana vermişler. Ben onların evini tadilat ettim. Nalbura verdiler. Nalbura verdiler. Yalan söylesinler. Gitsin eve baksınlar. Evlerinin kalem odurlarının suyunu, elektriğini, komplesini sıfırdan 2 katında ben yaptım. Şimdi kaç kuruş para vermişler? Size bir şey söyleyebilir miyim? Muhtelif daha 50 yaşındaki bir kişi bugüne kadar hangi iş yerinde çalışmışlar, neyle geçiniyor? Bunu sorar mısın? Hala bugün olmuş çocuğun toplanan parasını, yetimin parasını yiyor. Yetimin, Nedim'in parasını yiyor. Torununun parasını yiyor. Şu an ana kadar onun hakkını yiyor. Ablam ben bunu mahkemeye vereyim de bu orada öğrensin mahkemede konuşalım. Yere mahkemeye ben de seni mahkemeye vereceğim Muttalip Bey. Bilmiyorsan buyur gel. Ben kimin parasını yediğimi ben size iflatlarım o zaman. Mahkemede iflatlarım. Kimin parasını? Ben şimdiye kadar... Benim tespitim var. İstediğin zaman gel. Ben şimdiye kadar 15 sene, 16 seneye kadar memlekette kaç sene inşaat yaptım. Bir dakika bir şey söylemek istiyorum. Muttalip Bey, efendim? Siz kendini çok iyi ifade edebilen bir insansınız. Güzel konuşuyorsunuz. Evet, belli bir mantık çerçevesinde çok güzel savunuyorsunuz kendinizi. Yok savunuyorum. Ama şu var, burada gelip de kızınızın gözlerinin içine bakarak bunları söylemediğiniz için hiçbir şekilde inandırıcı olmuyorsunuz. Tamam, bence şu anda kimse inanmıyor size. Çünkü sırtınızı görüyor sadece. Kanıtları varsa. Ya niye gelip de kendi öz kızınız ya, niye gözlerinin içine bakamıyorsunuz? Ne işiniz var o ya stüdyoda arkanızda? Doktor Bey, ben artık onun kızı değilim. Benim babam da var, anam da var, eşim, annesi, babası. Ama sonuçta. O biyolojik beni fedahlayan. Yani. Ama yetim hakkı yediğini iddia ettiğiniz biri var. Evet. Gelip sizin gözünüze bakıp ben yemedim onu söyleyemez. Çünkü ben de onu kaldıramam, istemem. Hasan Bey. Efendim. Ben o zaman bir ilaç firmasında çalışıyordum zaten. Ondan önce ben kaza geçirdim. Anladın mı? Kaza geçirdim. Benim perişan oldum. Tamamen perişan oldum. Oradan bana köylü dernek bana yardımcı oldu. Bak dernek. Dernek bağlasın herkes. Yardımcı oldular. Ama o da onun üstüne denk geldi. Ve hepsini ben yani bu... Şimdi yani kadar... o dönemde diyorsun mağdurdum, parasızdım, o paraları yedim mi diyorsun? Anladım. Yemedim. Nereye yedim? Hangi birini yedim? Bir dakika Suzan bir şey. Benim kapımda, ben şimdiye kadar çalışmamışsın. Benim memlekette kapımda kaç tane araba vardı? O Hasan Efendi söylesin bakayım kaç tane araba olduğunu. Söylesin bakayım kimi dolandırdın? Kimi kaldı ki? Sen köyden geldin kimin yanında çarşıda yalan konuşuyorsun? Ha ilaç firmasının adını söyleyeyim mi? Söyleme. Söylemeyeyim değil mi? Söyleme. Tamam söylemeyeyim. Kurtköy'ünde aşağı yukarı bir seneye yakın orada çalıştım. Ondan sonra ikinci çalışmam rahmetli bayramım. Damadımın. Rahmetli bu. Rahmetli. Ondan sonra beni iş yerine orduya patronları çağırdılar. Ben gittim orada aşağı yukarı bir seneye yakın orada çalıştım. Topladım. 2,5 sene oldu çalıştın. Ondan sonra ben açıktan Bağkur'luyum. Bağkur ödedim. Sigorta ödedim. Ben esnaflığı yaptım memlekette. Söylesin bir adam, bir Allah'ın kulu dedi ki... O sigortaları kızının parasıyla ödediğini anlatıyorsun sen. Yok ablam yok. Neyle ödedin? Neyle mi ödedim? Benim yemeğimi Hasan Efendi'ye sor bakayım kaç para aldığımı. Toplasan 1,5 sene orada, 1 sene orada, 2,5 sene. Ben inşaatlarda çalışıyorum ablam. Ben kalep oturucuyum, sucuyum, elektrikçiyim, doğalgazcıyım ben. Ben marangozum. Marangozluğum, yıllardan beri ben marangozluk yapıyorum. Kalep odur işi yapıyorum ben. Hangisi inkar edecek? Bana... Peki, bir Allah'ın kulu yani. Kızın bilezikleri ne oldu? Bilezikleri ne oldu? Ona gelelim. Yok ablam yok. Bilezikleri yedi.
O adamla kaçtı. Önceki kaçtı, o adamla yedi. Asla. Bitti. Evet Suzan. Ablacığım hayır. Beni köye götürdüler. Belki 6 ay sonra bilmiyorum, o rahmetliği kaybettikten sonra, kendime geldikten sonra. Orada taktılar koluma. Sonra takmaları çıkarmaları bir oldu. Çünkü neden? Bak adlarını söyleyebilirim. Orada bir tane köyde iki tane bekar. Kimsenin soyadını vermeyin burada. 40 yaşında olan iki tane abimiz vardı. Onlar benim peşime dolanıyormuş. Çünkü neden? Ben onları tanımıyorum. Onlar beni tanımıyor. Dulmuşum, benim peşime dolanıyormuş. Bilezik için dolanıyormuş ama ben bir şey için değil. Bileziklerimi alırlarmış. Hani evimiz biraz tepe yerde. O yüzden bileziklerimi aldılar. Kızı da şahittir ama yapmaz. Çünkü niye? Kızı da onun gibi sahtekar. Kızı da onun gibi aynen yalancı. Aldı ve sakladı. Kızı ben, dediğin kardeşin. Ablam olacak kişi. Ablan. O da onun gibi sahtekar. Dolandırıcı ablacığım bunlar. Bunlar komple ben, dolandırıcı. Ablacığım ben köyde parmağına gösterilen bir insanım. Hangi konuda? Hangi konuda? Her konuda. Biz bekarken. Hasan Bey niye güldün? Hasan Bey niye güldün? Bak bak. Her şimdi, konuda ben parmağına gösterilen bir insanım. Bir dakika Muhtarif Bey. Şey, kimse kendi kötü demez. Ben Suzan, tamam bizim aileye gelin geldi. İstenmeyen gelin ilan edilseydi çocuk tarihlere bırakılırdı. Öyle bir şey de yok. Suzan'ın öyle bir kaynanası vardı ki şimdi dağıtı zaten kendisi. Tamam amcamın karısı kendisi aldı Suzan'ı torununa ama hacca 10 numara onun üzerine düşerdi. Tabii. 10 numara yani torununa düşerdi. Ablacığım. O şahsın lafını ki, dinleme. Ben buraya gerçek olarak da konuşmaya geldim. Dedi ki ben dedi. Bir dakika. Ben dedi ikinci bir acıyı yakayamam. Acılar bir olsun Suzan. Babasını söyle dedi. Kendilerine biz yine yardımcı olalım bakalım dedi. Ben de şeye Muttalip'e caminin kapısında böyle kelimeyi söyledim. Muttalip bağırdı, ben adamın kemiklerini sökerim dedi. İliklerini kadar alırım dedi. Ay. Niye dedim? Desin niye ki dedim? Demedim desin. İşte orada niye demedim dedim? Desin. Niye dedin Muttalip Bey? Ha. Bunlar şimdi öldükten sonra, zaman sonra. Kızım o zaman, kızım diyorum şu anda bak. Hala kızım diyorum. O bakıcının evinde, hastaneden çıktıktan sonra bir ayda bakıcı evinde kaldı. Güvenimin evinde. Birkaç bakıcı. Bunlar yemek veriyorlar. Dinliyorsun değil mi? Evet. Damadın adına yemek veriyorlar camide. Güllübağlar camide, bir camide yemek veriyorlar. Tabii biz de davet ettik. O zamana kadar bir sıkıntımız yok. Bir sıkıntımız yok. Ne öldürdü, ne şu, ne bu, öyle bir şey yok. Oraya vardım. Dedim kız niye gelmedi? Kızı çağırmamışlar. Kızı o bakıcı araba tutmuş, taksi tutmuş, geldi oraya çıktı. Dedim ki burada ne oldu? Dedi ki öküz öldü, ortaklık bitti. O Hasan denilen, artık daha ağzıma hani bir şey, şu anda sakinim. Dedim ki ben size onu çocuk verdim. 16 yaşındaki çocuk verdim. Bana kimi söyledi geçiyorsa onları bağladılar da bana. Ona verdiler bana. Ben çocuk verdim onlara. Peki. Mahkemeye intikal etti bizimki, hatta çocuğun yaşını büyütmek için. Muttalip Bey bir virgül koyacağım. Çünkü hala bir sürü soruyu ben soramadım. Hala bazı cevapları alamadım. Bu arada damadın gelecek. Onunla da hiç tanışıklığın yok. Ama seni bir kere telefonla aramış. Doğru. Ama demişsin ki aradı, şunu söyledi sadece. Ha. Karımın altınları varmış sizde. Aynen doğru. Evet. Onu ver dedi. Burada bir virgül koyuyorum. Ne demek istedi? Onu ver damat dedi. Damat da acaba. Onu ver dedi. Peki alalım. Teşekkür ederim Muttalip Bey'e. Şimdilik. Çünkü Suzan'ın eşi acaba o mu senin kafana girip de bu bileziklerin hayır, aslında olmayan bileziklerin peşine düştü? Öyle bir iddia. Hayır. Yani öyle yorumlar da var. Haklısınız abicim. Kocan da geldiğinde babanla da onları bir yüzleştireceğim bakalım. Olur abicim. Kocan çünkü aramış, demiş ki ilk böyle tanışıyorlar, daha yeni tanışacaklar yani. Merhaba, ben kızınızın eşi, eşimin sizde bilezikleri varmış. Evlendikten sonra abicim. Evet, bir tuhaf yani orası. Ama ben 6 sene önce başvurdum abicim bu şeylere. Tamam. Eşim evet, Fevzi'ye geçelim. Fevzi evlilik vaadiyle 1,5 ay içinde 5 tane aday gösterildi. Bir tanesi, bir kadını gösterdiler. Kadının yaşı büyüktü. Dediler ki kızını ver. Olmadı, yaşam tarzı uymuyor dedi. Yani 1,5 ayın içinde 5 aday. Sonunda Çiğdem'i seçti. Ve Çiğdem iddiaya göre 4 gün geldi evlerinde, hem çocuklara hem annesine harika davrandı. Gönüllerini fethetti. Yüzükler vesaireler takıldı. 50 bin liralık alışveriş yapıldı. Ve hastaneden bir anda kaçar gibi gitti. İddialar bu yönde. Bugün canlı yayında olacak Çiğdem. Bir yuva sahibi olayım diyerek meğer ki beni dolandırmaya niyetliymiş.
canlı yayında öğrendiklerine inanamadı. Evleneceği kadın evli, çocuklu çıktı. Çiğdem iki evlilik yapmış. Bir tane çocuğu var. Sen 26. olabilirsin. Şok oldum. Dolandırıcılığın böylesi pes dedirtti. Annesini beğenmedi, kızını gösterdiler. Ha, sen olmuyorsan o zaman senin 24 yaşındaki kızın olsun. Bir de anneyi gösterip kızını vermek neydi? Seni de bulacağız, onu da unutma. Çiftçi Fevzi, kendisini evlilik vaadiyle dolandıran Çiğdem'le yüzleşebilecek. Şimdi. Fevzi hoş geldin. Şimdi tekrar ediyorum. 1,5 ayda 5 aday ve bu adaylardan bir tanesini yaşam tarzıma uygun değil diye o istemedi. Bir tanesinin yaşını çok küçük buldu. Biri zaten kızlardan birinin annesiydi. Evet. Bir tanesi maskeli. Maskeli diye birisi. O hiç görülmedi zaten. Evet. Öyle bir efsane o gibi dolaştı. Sonunda İskenderun'da işte o aracı Abdullah'ın evinde Çiğdem'le buluşuldu. Bir şeyi bir daha anlatır mısın? Çiğdem sana kendisini nasıl anlattı? Ben kimim? Kimim var, kimim yok? Bir anlatsana onu. Efendim oraya gittiğinde Abdullah'la birlikte, Abdullah kapıyı açtı, içeriye girdim. Teyzesiyle birlikte içeride oturuyor. Teyzem dedi. Evet, teyzem dedi. Teyzem dedikten sonra ben de gittim elini öptüm. Teyzem diyerekten, hitap ederekten teyze hoş geldiniz falan fistan, sen hoş geldin, hoş bulduk. Çiğdem'le oturduk, dip dibe oturduk, konuşmaya başladık. Kendi şartlarımı kendisine izah ettim. O da kendi şartlarını bana izah etti. Ben evlenmedim, 25 yaşındayım, hiç evlilik yapmadım. Annem yok, annem evlenmiş, başka biriyle evlidir. Babam 6 yıldır rahmetlik olmuştur. Başka, onun haricinde başka bir şey anlatmadı. Çiğdem dedim bak, benim 5 tane evladım var. Bir kız çocuğum var, 4 tane erkek evladım var. Sen benim çocuklarıma iyi olursan baş tacı yaparım. Ama ki iyi olmasan dünya bir yana dedim, benim evlatlarım bir yana. Tabii seni ayırmıyorum onlardan. Sen onlara iyi olduğun zaman sen de onların seviyesine gelirsin. Annem de var, yaşlı, her iki gözden mağdurdur. Suyu verirsen içer. Çayı verirsen içer, yemeğe verirsen içer. Senden bir şey istemez. Ben kendi öz evladımdan bilene şu anda istemiyorum. Bir de ablan da yan tarafta. Evet, annen orada da kalıyor. Evet, ablam da yan tarafımızda zaten. Hem oraya da gidiyor, oraya da geliyor. Hem iki tarafta da kalıyor. Çiğdem tamam dedi şartlara, ben uyuyorum dedi. Ha, istiyorsan bak, yarın bir gün eğer ki farklı bir şekilde çıkışılacaksa her şey yerinde kalsın, yine tatlı nasıl geldiysen o şekilde senin yine yol masrafını vererekten seni yine göndereyim. Fevzi. Başlık parası gibi bir şey. Teyzeye ya, bir de enişte var. Hani bir enişte diye tanıştığından birisi var. Evet, enişte diye var. Tanıttılar ama şahsı görmedim. Enişte dedi ama hiç görmedim. Hiç görmedim. Bir başlık parası gibi bir şey verdin mi? Evet. Kaç lira verdin? 13 bin lira başlık parası verdim. Teyzeye? Evet, teyzenin eline saydım. Ablam getirdikten sonra bunları. 13 bin TL. Evet, 13 bin lirayı teyzenin eline saydım. 1000 TL. 1000 lirasını Abdullah'a veriyorum. Yol masrafı dedikten sonra 1000 lirada yol masrafı veriyorum. 15 bin, evet, 15 bin lirayı ben orada teslim ettim. 15 verdin toplamda. Evet. Bunun 14'ü teyzeye, 1000 lirası da Abdullah'a ara buluculuk evet. Parası verdin. Evet. Ve sana Çiğdem, sevgili seyirciler hatırlayın, şimdi getirebiliriz tabloyu. Ne demiş? Tekrar ettirdim ki bir yanlışlık olmasın diye. Hiç evlenmedim, annem yok, babam yok, bir tane teyzem var. Bir enişten var diye ortalarda görünmüyor. 13 bin lira teyzeye veriliyor. Efendim 1000 lira da yol parası, 1000 lira da Abdullah'a, 15 bin lira veriliyor. 2 Nisan'da oluyor bu. 2 Nisan'da getiriyorlar şeye. Erzin'e abim bile getiriyorum. Evet, Osmaniye'ye yanına evet. Getiriyor. Sonra hiç evlenmedim vesaire dediği için de diyor ki evlenene kadar abimde kal. Ama sonra onların evine geliyor. 5 Nisan'da yüzük alınıyor efendim. Evet. Yüzük alıyor. Hatta diyor ki nikah günümüzü alalım. Gerek yok şimdi diyor. 6 Nisan'da da gidiyor. Şimdi bakıyorum. Sen 2 Nisan dedin ya. Evet. Çiğdem 25 yaşında. 2 kez evlilik yapmış. Bir tane çocuğu var. Ömer'le 4 yıldır evli. Halen evli. Ve seninle zaten evlenemezdi. O yüzüğü niye taktı anlamış değilim. Teyze dediği kişi teyze olmayabilir. Evet. Bir de başlık parası aldı evli kadın için. Çiğdem bir de çocukları var dediğim gibi Ömer'le. 25 defa evlilik vaadiyle dolandırıcılık. Bunun yanı sıra yasaklı madde, yaralama, yağma
4 defa görevi kötüye kullanma, sanal dolandırıcılık ki bunu eşiyle beraber bu suçu işledikleri biliniyor. Ruhsatsız silah ve mermi bulundurma. Bunun yanı sıra Ömer, kocası Ömer, araba hırsızlığından 4 aydır cezaevinde. Yani Nisan ayında zaten sana getirildiğinde zaten kocası cezaevindeydi. Ama evliler, yani bir problem yok. Evet. Sadece araba hırsızlığından cezaevine girdi. O anda da meydan boş bulundu ve senden paralar alındı. Sen 26. kişi olarak şikayetçi oldun Çiğdem hakkında. Şimdi telefonlarımız da var. Çiğdem, canlı yayın hazır mı arkadaşlar? Hazır değil. Şöyle demiş. Ben demiş, oraya o kadar şey yazdınız. Ben niye çıkayım ki demiş. Bunlar var Çiğdem. Sen yapmasan da niye yazırsın? Yaptığın şeyler bunlar. Sen evli bir kadın olarak gelip de niye yüzük takıyorsun adamın evinde? Nikah gününü almaya gidiyorum. Yok, ben şimdi uğraşamam. Heh. Senin arkandan mahkeme dolaşamam. Bu teyze denen kadın var ya, onu da bulacağız tabii. O da teyze olmadı. Muhtemelen teyze değil zaten. Teyze bile olsa. Karakolda sorgulattığımızda teyze denen hiçbiri çıkmıyor. Teyzesi yok, hiç yokmuş. Yok. Yani 25 defa evlilik vaadiyle dolandırıcılıkla ilgili bir harici araştırmada bir suç kaydı var. Acaba bu tespit edilemeyen kaç tane evlilik vaadiyle dolandırıcılık? Yani benim de kafamda soru işareti bu. Neden şimdiye kadar yakalanmadı bu? Bunlar şikayete konu olanlar. Neden şimdiye yani kadar yakalanmamış? Yani insanlar utanıp da zaten bunlarla ilgili şikayetçi bile olamıyor. Onda biri şikayetçi olabiliyor ancak. Hayır, bir de Çiğdem Hanım madem bunların gerçeğe aykırı olduğu iddiasında gelip ispat etsin iddiasını. Evet. Bu kadar. Yani o kadına da soruyorum şimdi buradan. Sen evli çocuklu kadına 13 bin lira 14 bin lira başlık parasını alırken hiç utanmadın mı ya? Hiç mi utanmadın yani? Utanmadın, efendim vicdanın sızlamadığı, karşında bir tane 5 çocuklu karısından ayrılmış çocuklar, annesiz bir tarafta, bir anne gelecek, bir abla gelecek diye bekliyorlar ve adamın bu duygularını sömürüyorsunuz. 14 bin lira parayı alıyorsun evli ve çocuklu kadına, ondan sonra da için rahat rahat o paraları yiyorsun. Haram zıkkım oldu. 5 yaşındaki çocuğa telefonu veriyorlar. 5 yaşındaki çocuğu sürekli öne sürüyorlar. Ya sizin hiçbir vicdanınız sızlamıyor. Yani bu 5 yaşındaki çocuğu siz ne için öne sürüyorsunuz? Seni bu Abdullah'la Ahmet tanıştırdı. Evet. Ahmet senin neyin oluyor? Abdullah eniştemin amcasının oğlu. Abdullah'ın amcasının oğlu. Hayır, eniştemin. Ha, eniştesi. Evet. Eniştemin amcasının oğlu. Hayır, bu Ahmet kim oluyor? Amcasının oğlu diyorum. Ahmet telefonda. Ahmet merhaba. Merhaba canım. Ahmet Bey, sen mi tanıştırdın Abdullah'la Fevzi'yi? Abla şimdi ben söyleyeyim. Ben Abdullah'ı tanımıyorum. Anlamadım. Bana da dedi ben tanımıyorum. Ben Abdullah'ı hiç tanımıyorum. Evet. Abdullah bize tuzağa getirdi. Tuzağa getirdi. Abdullah dedi. Ya benim kumuşum var ya, benim kapı kumuşum, o da Arvat öğlenmek istiyor. Anlaşılmıyor arkadaşlar. Ne dediği anlaşılmıyor. Alalım. Şimdi kapı komşusu, bana anlatılan şu, Ahmet'in bizim ekibe söylediği. Evet. Benim kapı komşum evlenmek istiyordu. Evet. Onlar için nereye gitmiş? İskenderun'a gitmiş. İskenderun'a gittik, evet. O arada yine Abdullah başrolde. Evet, Abdullah, evet, evet. Abdullah o işi organize ediyor komşuyla. Onun evine gidiyoruz, Abdullah'ın evine gidiyoruz zaten. Oraya gidiliyor başka birisi için. Evet, başka biri. Ve 45 orada yaşındaki Ahmet şahıs bu, çıkıyor. Ahmet bu Abdullah'la tanışıyor. Tabii Abdullah da, Ahmet de bizimle birlikte zaten. Biz tanımadığımız için Abdullah, Ahmet bizi götürüyor. Senin için gidildiğinde değil, komşu için gidildiğinde. Ha, onu bilmiyorum. Ha, o başka. Ha, evet. Ben Ahmet'le Abdullah'ın tanışmasını anlatıyorum. Başka bir komşu için gidiyor. Evet. Ve orada Abdullah'la tanışıyorlar. Sonra sen bu evlilik işini gündeme getirince, evet, o da orada onu tanımış oluyor Ahmet ya. Ahmet kendisi bana sordu zaten. Yeğenimin kapısının önünde oraya yemeğe gittim. Kapının ağzında duruyordum. Daha içeriye girecektim. Bir baktım kendisi yanımda durdu. Ne yapıyorsun dedi. İyiyim, dayı diyerekten hitap ediyorum. İyiyim dayım dedim. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Ya dedi, sana bir kısmet açılsa dedi, evlilik falan düşünmüyor musun dedi. Bu Ahmet diyor. Ahmet dedi, evet. İyi. Olursa olur dedim, yani namuslu, dürüst biri olduktan sonra olur dedim. Neden olmasın, ben sürekli bu şekilde kalacak değilim dedim. Tamam dedi o zaman. Aradan bir hafta geçtikten sonra beni aradı. Ben tarladaydım.
Arazide olduğum için beni aradı. Ne yapıyorsun dedi. İyiyim dayı dedim. Tarladayım dedim. Bana bir fotoğrafını atar mısın dedi. Fotoğrafı attım. Arkadan bana bir fotoğraf geldi. Şimdi bu Abdullah'la önceden tanışmıyordu. Belki tanışıyordu. Onu bilmiyorum ama. Evet. Sonra bunu Abdullah orada tanıştıktan sonra muhtemelen şunu dedi. Varsa sizin oralarda da böyle evlenmek isteyen birileri. Ben bak tabii. Biliyorum, tanıyorum bekar hanımları. Evet. Sen bana fotoğraf at, ben tanıştırayım. Evet. Arkadaşlar şeye... Ahmet'e bir sorar mısınız? Dediği anlaşılmıyor ama hani bir başka komşu için gittik diyor ya Abdullah'la, o yüzden tanıştık. Bunu bana da söyledi. Ben başkası için gittim. O komşu acaba bu Abdullah'ın bulduğu kişiyle evlenmiş mi? Bravo. Yoksa evlenmemiş mi? Orada da bir yine bir dolandırılma işi var mı? Ve Ahmet de bu işlere sonradan bulaştı ben anladığım kadarıyla. Onun bana deyişine göre o komşumuz istemedi. Ben sana yöneldim dedi. Hani sen de istiyorsan, eğer ki evlilik düşünüyorsan dedi, bu şahıs var dedi. Bana bir fotoğraf attı. Aradan 1-2 saat geçtikten sonra daha tarladayım. Bir fotoğraf daha geldi. Ha, bunların ikisinden hangisini beğeniyorsan. Attığı fotoğrafın bir tanesi Kırıkhan'da çıkıyor, bir tanesi Adana'da çıkıyor. Hey, bu yani Kırıkhan Adana uzak değil mi aradaki mesafede? Yani bu Hatay. Türkiye çapında profesyonel. Yani. Osmaniye ile Kırıkhan'ın arası 110 kilometre. Adana'nın arası 90 kilometre. Şöyle hocam, demek ki bunlar Adana orası burası bir sürü insanlardan bu bilgileri zaten tabii. Almışlar. Hazır bekleyen bu işle işte organize iş yapan insanlar var. Çağırıyor evine, İskenderun'a atlayıp geliyor kadınlar, tabii. Kızlar neyse. Orada gösteriyor, ondan sonra da aracı parasını alıyor vesaire. Peki Çiğdem canlı yayında, yanında da muhabirimiz Gamze var. Gamze var. Evet. Alo. Çiğdem merhaba. Merhaba. Benim Çiğdem. Yanımdan giden ayakkabı bak daha halen ayağında. Hala senin aldığın ayakkabı. Yok, ayakkabı anne teyze Abdullah'ın evinden aldığım ayakkabı bak daha halen o ayakkabı altında. Kol çantası o çanta değildir. Soracağım bir şey var mı? Teyze bir dakika. Şimdi sen benim ayakkabımı çantamı boş ver de. Sen bu kadar iddiayı öne sürüyorsun. Okey. Tamam, ben bu kadar kötü bir insanım ya. Sen hiç mi fark etmedin? Yani nasıl desem sana bu ya, bu kadar şeyi nasıl söyleyebiliyorsun? Senin dürüstlüğüne nasıl ben inanaraktan aldandım. Teyze şuraya efendim? Konuş. Senin dürüstlüğüne inanaraktan ben aldandım. Ha, senin ben bu şekilde. Ben sana dik bir şekilde bak yine buradayım ben. Bir dakika, bir dakika. Yüzüğünü almaya gittiğimde kuyumcudan çıktığımızda belediyenin önünde gel canım buradan nikah günümüzü alalım dediğimde. Ha, nikah gününe gelince ben sana Abdullah abinin evinde otururken söylemedi mi benim hala nikahım var. Madem nikahlı olur dedim. Madem nikah. Hayır. Madem nikahlım varsa, neden sen bana dedin ki ne? Ben daha hiç evlilik yapmamışım 25 yaşındayım. Ben sana söylemiş. Ben sana bu hayır kesinlikle. Söyledim. Bana sen söylemedi. Yalan söylüyor. Bana söylemedi. Sen de ona. Hayır, bana sen söylemedi. Ben 20 ben 25 yaşındayım. Hiç evlilik yapmadım dedin. Yalan söyleme. Yalan söylemiyorum. Ben burada yalan ne konuşuyorum onu söylüyorum. Yalan söylüyorsun. Sen yalan söylüyorsun. Çiğdem peki çocuğum da var dedin mi? Sen bana söylemiş olsaydın. Bir dakika. Hayır, çocuğumun olduğunu gerçekten bak söylemedim. Evet. Peki oraya giderken çocuğunu kime bıraktın? Bakıcısındaydı. Bakıcısı değil. Teyzem dediğin kişideydi. Hayır. Evet, neden hayır? Sen her benim her telefonumu aldığında direkt ben sana onu çocuğu vermiyorlar mıydı? Sürekli çocukla hayır. Konuşmuyor muydun? Telefonu aldın. Ses kaydı yapıyordun ya. O ses kaydını çıkarsana. Doğru telefonda çıkar. Ya, çıkarsana. Sen çocuklarına ne konuşup konuşmadığını hepsi benim kulağıma geliyordu. Çocuğa sordum, sen babam bugün sana ne yedirdi? Anne bana bugün şey yedirdi. Mangal yaptı da mangal yedik dedi. Onu nereden biliyorum hayır, ben? Hayır, telefonunda hani ses kaydedici var ya, arama kaydedici. Onları çıkarsan o zaman. Ha, onları çıkar. Madem hayır, evet. Madem istemiyorsun da neden Abdullah'ın evinde bana ben 25 yaşındayım hiç evlilik yapmadım dedi. Ben böyle bir şey söylemedim sana. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Daha hayır, daha amcamın oğlu da bağlanacak, ablam da bağlanacak. Bak bunu defalarca bence söyledim. Bence de bağlansınlar, hep bağlansınlar. Heh, defalarca söyledim. Ya tamam, hadi. Beni almaya gelirken gelen adam da bağlansın. Hadi mesela onları, tamam hadi onları söylemedin de. Madem onları söylemedin, neden kuyumcuya gittin de yüzük aldın? Ben sana almayacağım demedim mi? Yolda biz evden çıkıp çarşıya gidene kadar kavga etmedik miydi senle? Tamam, istemiyorum. Kaç defa söyledim istemiyorsun. Ben sana. Almıyorum dedim ya, istemiyorum. Ben otobana peki, verdim peki, dedim. Peki, tamam, Çiğdem, istemiyorsun. Giderken niye bırakmadın yüzüğü o zaman? Yüzük bende kaldı. Bak burada Gamze Hanım'a da söyledim ben. Evet, yüzük bende kaldı. Ben ona her türlü yani zararını karşılayabilirim.
Ama diğer söylediklerinin hepsi yalan. Yalan değildi. Bir dakika, sen gitmeden önce kuyumcudan çıktık, eve geldikten sonra senin teyzem benim telefonumla konuştuğunda bana ne sürpriz yapacakmışsınız, yapacağınız sürpriz bu muydu? Ben bir dinlenebilir miyim Serap Hanım? Ha sen bana demek ki kaçma sürprizini yapacakmışsın. Teyzen dedi ki ne Feyzi'ye güzel bir sürpriz yapacağız. Kuyumcudan geldik, Yusuf geldi, telefon geldi, küpe geldikten sonra biz Feyzi'ye güzel bir sürpriz yapalım. Hani sürpriz bu muydu? Serap Hanım ben canlı yayınlarına da bağlanıp gerçeği zaten Feyzi söylüyor. Yani evet bence de haklısın. Haklısın. Feyzi bir müsaade et. Sen bütün bunları dün konuştun zaten. Çiğdem de bunları cevaplamak için çıktı. Bir de bir şey soracağım Feyzi sana. Lütfen gerçeği söyle. Çiğdem sana evli olduğunu söyledi ve sen bunu biliyor muydun? Kesinlikle. Kesinlikle. Bak bir Serap çocuğum var. Ben 5 çocuğumu ortaya koyaraktan 5 çocuğumu ortaya koyaraktan yemin içebilirim. O da ama kendisinde vicdan olmadığı için çocuğu da ortaya koyabilir. İzlerini görmeyeyim. Aramızda 1300 kilometre tamam, yol peki, var. Tamam peki bilmiyordum dedi. Evet. Peki Çiğdem bir şey soracağım. Eşin 4 aydır cezaevindeymiş. Evet. Boşanmak gibi bir niyetiniz oldu mu? Açılmış bir davanız falan var mı? Tabii ki süren davamız bizim var. Biz 4 senedir ayrıyız zaten. Ya bilerek isteyerek olan bir evlilik de değildi bu. Kaç türlü ben onun kanıtlarım da ispatlarım da. Tüm hani mahkeme sonuçlarımız da var, kararlarımız da var yani elimizde. Yani boşanma davası açılmış ve belgelerin var mı bu konuyla alakalı? Tabii ki, tabii ki. Peki onları lütfen Gamze'ye verir misin bir ara? Tabii ki sıkıntı yok. Peki Feyzi doğru mu, yalan mı söylüyorsun bize? Gerçekten evli olduğunu biliyor muydun? Hayır, bana ben 25 yaşındayım, evli değilim. Babam 6 yıldır ölmüştür. Annem başkasıyla evlidir şu anda. Denizli'de olduğunu söyledi. Ve ben onu aldıktan sonra yolda gelirken arabada sohbet etmeye başladık. Ya dedim işte biz Hacı'ya gireceğiz dedim. 25 yaşında mısınız? Efendim? Gerçek yaşınız mı 25? Çünkü iki evlilik olunca hani 1997'li. Evet. Dördüncü ayın 20'si. Bir saniye. Hatta doğum Feyzi. Gününü bilene düşünerekten söyledim ben teyzesine. Peki Çiğdem, madem ayrılacaktın, ayrı da yaşıyordun. Sen bir anda ilk görüşte Fevzi'ye aşık mı olduğunda peşine düşüp geldin Osmaniye'ye? Serap Hanım size şöyle anlatayım. Her şey aşk ya da başka bir şey değil. Ben nasıl desem size oturduğumuz yerde çok güzel konuştu. Hani... ben ne desem okey dedi, tamam dedi, sen nasıl istiyorsan öyle olsun dedi. Bak dedi benim hani 4-5 tane çocuğum var dedi, annem var dedi. Hani dedim sıkıntı yok. Yani gerçekten bunları söyledim ben, evet. Sıkıntı yok. Bana saygılı oldukları sürece zaten benim onlara karşı saygım hiçbir zaman bitmez. Sonra geldin, ne oldu da ayın 2'sinde geliyorsun, 5'inde yüzük takıyorsun, 6'sında da Aliye ile hastaneye gidiyorsun. Ben bir dışarıda bir nefes alacağım deyip sigara çıkıyorsun. Kameralara yansıyor ki. Koşarak gidiyorsun. Nereye gidiyordun koşarak? Serap Hanım şöyle oldu o konuda. Ben sonuçta ilk kez gördüğüm biriyle aynı gün yola çıktım. O beni tanımıyor, ben onu tanımıyorum. Biz İskenderun'da evde otururken ben kendisine dedim ki hani bir 15-20 günlük bir süremiz olur. Birbirimizi tanırız, ondan sonra gideriz. Hayırdır, ben de seni bugün götüreceğim. Ben de gelip gidemem. Hani konuşmasında da bayağı bir oturduk, çünkü biz birkaç saat oturduk. Konuşmasıyla ikna etti yani. Tamam dedim, gidelim, ama yine aynı şekilde dedim 15-20 gün sizin evde birbirimizden tanıyalım yani. Hani farklı bir şey olmasın. Tamam dedi. Kabul etti onu da. Tamam dedim, o zaman ben de gelirim. Biz çıktık gittik. Yani nasıl desem size, İskenderun'da konuştuğumuz hiçbir şey olmadı. Ve devamlı bizim kavgalarımız da zaten bunun yüzünden oldu. Ne yüzünden? Yani en son hatta ben... Efendim? Ne yüzünden oldu kavgalarınız? Verilen sözlerin hiçbiri tutulmuyor. Ne söz vermişti de yapmadı? Ya mesela hani az önceki dediğim gibi. Hani dedim ki ben 15-20 gün birbirimizi tanırız aynı evin içinde. Ya sonuçta aynı gün tanışıp yola çıkmışım ben o adamla. Evet. Tamam dedi, okeyledi İskenderun'da. Biz Osmaniye'ye gittik. Hani farklı konumlar içerisinde kaldım ben. Hani nasıl desem, oradan yani oraya gelene kadar sizden kabul bana, edemeyeceğiniz tamam bir takım talepleri mi oldu beyefendinin? Evet, evet. Hani Serap Hanım dedi ki ne gibi bana isteklerim resmen. Oldu? Ne gibi isteklerim oldu? Onları da dile getirsene. Canlı yayında açık açık konuşayım yani. Hayır, bunları. Açık açık konuş. Açık açık konuş. 80 milyon insanlar eğer bizi bu şekilde izliyorsa konuşacaklarımızda da hiçbir şey değil. Mahrem konuları konuşmuyoruz ama. O konulara zaten hiç girmedik. Yok, o konulara hiç ona girmemize gerek yok. Yaşındayım.
telli duvaklı gelinliğine birlikte seni evime sokarım diye bu cümleyi kullanmadın mı? Ha, 15-20 tamam, gün boyunca abim gilde kal dedim mi sana? Bunu geldiğimiz gece. Ama bunu mesela niye söylemiş? Şunu demek istiyor. Diyor ki sen hiç evlenmedim dediğin için ben bunu da isteyen durumda ben sana bu cümleyi duvaklı kullandım. Düğünümüz olsun. Ondan sonra işte aynı çatı altında beraber olalım demek ne demek? Hayır. Yani sen hiç evlenmedin o yüzden tabii. Demek. Yalan söylüyorsun. Amcamın kızının konuşuldu. Evine gittik. Eve amcamın geldik. Kızının evine gittik de 3 tane gelinlik içeride giyip de dışarıya çıkmadın mı? En sonunda kapının beşiğinde bana dedin ki ne canım bunlar uyuşmuyor dedi. Ben tamam sesini çıkarma. Yaşlı bir insandır kalbi kırılmasın ama. Sana bu cümleyi kullanmadım. Ama bunu da konuşmalıyız. Yani evli tamam, bir kadınsın ya Çiğdem. Serap Hanım hepsi tek tek. Yavrum için. Birini aydınlığa kavuşturalım ki diğerine geçebilirim. Evli bir kadın olduğun için gelinlik denemek falan biraz saçma yani. Hayır sonuçta bana kızım. Sen bana kızım dediğin için ben kendi evladımı gözümün önüne kötülük yapmıyorum ki ne. Bir şey daha soracağım Çiğdem. Evet. Şimdi bütün bunların yanı sıra diyelim ki sen bunu bu amaçla yapmadın. Sen evet. Normalde Gaziantep'te yaşıyorsun. İskenderun'da evet. Ne işin vardı da? Reyhanlıydın hani. Bir dakika bir saniye. Gaziantep'te ya ben bunu yaşıyorsun. Zaten Gamze Hanım'la konuştuk. Biz teyzem dediğim insan benim annemin zaten çok eskiden ya çocukluk arkadaşı diyebilirim teyzem gibi. Evet. Niye İskenderun'a gittin koca bulmaya yani? Efendim? Koca bulmaya niye İskenderun'a gittin? Gaziantep'tesin ya Abdullah çağırıyor seni oraya. Nasıl Abdullah çağırıyor beni oraya? Abdullah'ın evinde değil arada. Miydiniz? Arada. Efendim? Sen Abdullah diye birisi var arada. Soyadını söyleme. Abdullah diye birisi var arada. Ve evet, o evet. İskenderun'da yaşıyor. Ve sen evet. Gaziantep'ten kalkıyorsun. Birisi sana Gaziantep'te haber... Gaziantep'te değildim onda ama ben Hatay'daydım. Reyhanlı'daydı. Peki Hatay'daydın. Evet. Evet. Kalktın oraya gittin. Seni kim aradı? Ne hiç? Kim arayıp sana bunu söyledi mesela? Gel bir aday var diye. Teyzemgil'de oturuyordum ben. Teyzem telefonu çaldı, Abdullah abi aradı. Abdullah abiyle de geçmişte komşuluk yaptılar. Yani ben de biliyorum da hani böyle muhabbetlerimiz yok bizim Abdullah abiyle. Suriyelidir zaten kendisi. Aradı dedi böyle bir insan var. Hani gayet iyidir, temizdir. Ya Feride alakalı öyle söyledi. Hani teyzem de dedi ki dur bakalım dedi. Ben seni arayayım dedi, kapattı telefonu. Sonra geleceğim ama teyzem dedi. Bak bir de ablacığım teyzem dedi böyle bir konu var. Hani ne dersin? Ya dedi ne de kadar yalnız yaşayacağım. Serap Hanım benim geçmişime bakabilirsiniz. Ben 18 yaşıma kadar çocuk esirgemede büyüdüm. Benim evet. Babam vefat etti. Annem de başkasıyla evli gerçekten yani. Bunlar doğru yani. Evet. Hani araştırılabilir hiçbir sıkıntı yok. Yani. Tek başımayın sonuçta yani. Benim, tamam da Çiğdem ben, birden teyzende otururken hiç tanımadığın bir adamdan telefon geliyor. Bir kısmet var diyor. Ne tesadüf teyzen de dönüp sana soruyor. Sen de peki diyorsun. Ve geliyor. Ondan sonra da bir araştırıyoruz. Senin hakkında 25 tane evlenme vaadiyle dolandırma suçlamasıyla şikayetler var. Bunların hepsi 25 tane gerçekten şikayet var mı? Evet var. Bunların hepsi tesadüf oluyor ondan sonra öyle mi? Hadi bunların bunlar öyle bir durum yok ama. Bak evet o suç kayıtları diyorsunuz ya siz. Evet. Evet bir bölümünü ben kesinlikle size belgelerimle itiraf edebilirim yani sıkıntı değil. Onu ispat edebilirim. Hep benim eşimin yüzünden açılan dosyalar. Ama bu evlilik vaadi hayır. Eşinle ilgili şu anda araba hırsızlığından cezaevi var. Onun dışında bir şey var. Sanal dolandırıcılık var. Diğerlerinin hepsi yok. Getirin arkadaşlar ben elimdeki listeyi bulamadım. Yağma var, yasaklı madde kullanımı var. O kadar çok sanal şey var ki Çiğdem. Var. O yasaklı madde eşimin de zaten geçmişine bakarsanız görürsünüz. Hepsi zaten bizim onunla ortak olan dosyalarımız. Yani kurunun yanında yaş yandı. Bak o yaralamadır. 25 defa evlilik vaadiyle dolandırıcılık. Senin yüzünü dönmemenin sebebi benim dolandırdığım kişiler beni görür ve şikayet eder diye mi? Zaten etmişler Çiğdem. Hayır kesinlikle yok. Zaten eğer beni tanıyan varsa yani ben birilerini dolandırmışsam hani siz o sansürlemişsiniz ya. Hepsi evet. De belli oluyor zaten onun benim oldu. Beni tanıyan insanlar zaten ben... Zaten çoktan o zaman niye yüzünüzü göstermiyorsunuz? Sırtımdan Çiğdem beni hiç kimse tanımaz, sesimden hiç kimse beni tanımaz. Madem cesaretin varsa çıkarsın buraya yani, yüzleşirsin benimle. Tamam sansürlenmiş ama belli oluyor yani yüzüm. Sen kendini tanıdığın için belli yani. Oluyor. Ben seni şimdi sokakta görsem tanımam. Nereden göreceğim, anlayacağım senin olduğunu. Bak, ama şöyle bir şey var, beni tanıyan insanlar zaten bilir beni.
O zaman problem ben yok. Ben onu dolandırmıştım, ama beni tanır. Niye tabii dönmüyorsun her o zaman şimdi? İnsanın şeyden yanında 2-3 gün kalıp da o beni tanımaz. Serap Hanım, bu benim ben de özgür bir iradem. Tamam, onu anlıyorum. Ben de diyorum, evet, ki işte bu 25 defa evlilik vaadiyle dolandırıcılık, yasaklı madde, yaralama, yağma, 4 defa görevi kötüye kullanma, sanal dolandırıcılık, ruhsatsız silah ve mermi bulundurma. Sen genç bir kadınsın, ne işin var bunlarla? Kocan da araba hırsızlığından 4 aydır cezaevinde. Gerçekten bunların hepsinde benim adliyede görünüyor mu? Evet. Evet. Ben normal şartlarda zaten adliyeye gidecektim. Gamze Hanım çok ısrar ettiği için ben geldim. Buradan çıkar çıkmaz da zaten adliyeye gideceğim. Git lütfen bir araştır. Tek tek hepsini öğreneceğim. Hepsini öğren. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Sen diyelim ki Fevzi'de o anda hoşlaşmadın, bir şey oldu. Geri döndün, gittin. Yüzüğü de bırakmadın. Telefonu efendim, da bırakmadı. Neyi? Telefonu. Telefonu da bırakmadı. Küpeyi de bırakmadı. Telefon evdeydi zaten, hat falan yoktu. Evdeydi. Hayır, telefon evde değil. Küpeler de evdeydi. Telefon evde değil. Telefon senin çantadaydı. Küpeler de kullandı evde. Telefon tamam, da evdeydi. Hadi telefonu evde diyorsun da kızın takılarını niye aldın? Sen utanmadın mı kızın? Makyaj takımını niye aldın? Sen yetimin makyaj takımını ne diye aldın? Takılarını ne diye aldın? Kızın ben 100 kızın 100 milyonuna bilene tenezzül etmişim iyi insansın. Ben sana ne diyeyim? Ben mi? Evet sen, ben değil. Ben zaten çıkmadan sen benim önce cebime girdiğin kredi, zaman cüzdanda kredi borcu ne diyecek dedin, yanındaki paradan biraz ver. Ben hayır, iki kelime bile etmedim, yanındaki paradan çıkardım verdim mi? Akşam eve geldiğimde cüzdanı benden alıyordun. Para çok olduğu zaman. Değilim. Niye benim cebimdeki parayı alıyordun? Şimdiye kadar düşmeyen bir para da bugün mü düşecek? Sen bana düşer dedin. Şöyle düşün, ben o paraları alıyordum da ne yapıyordum? Ne yapıyordun? Ne yapıyordum? Yani sen görüyordun. Ne yapıyordun? Cüzdana koydun, ondan sonra çektin gittin. Ne yaptın? İstediğin eve, zaman sen benim çantamı açıp cüzdanımı eve ne açıp aldın? Sen dedin ki ne biriktirin biriktirin gider, gider bir altın falan yaparım dedin. Ha demek ki sen senin niyetin altın yapmak. Yani Çiğdem, ne kadar para vardı? Çiğdem cezaevindeki kocanın bütün bu olanlardan haberi var mı? Senin başka bir adama evlenme vaadiyle gittiğini orada hayır, yüzük tak. Hayır kesinlikle yok. Niye yok? Neden olsun? Ben o adamla ayrıyım zaten. Hayır canım ama kocan ya, evli nikahı altındasın ya. Şu anda sadece resmiyetten nikah altındayım ben o adamın. Ama haberi olması hoş bir şey değil değil mi? Yani. Yani ya demek peki, ki senin yapmaman gereken bir şey yaptın sen yani. Peki o enişte kim? Şöyle düşünün Serap Hanım, ceviz kabuğunu doldurmayacak bir şey var ortada. Ama Fevzi orada kendisini böyle melek, masum, nasıl desem sana pek... Ya hiçbir şey demek hayır, istemiyorum niye aslında ceviz ben gerçekten. Doldurmaz? Ama var, gerçekten eninde sonunda ortaya çıkacak. Hayır. Neden ceviz kabuğunu doldurmaz? Mesela 13-14 bin lira bir başlık parası almışsınız. Mesela onu iade etmeyi düşünüyor musun? Kesin öyle bir şey olmaz bakın. Ben Gamze Hanım'a da anlattım bunu. Ya tamam şimdi bağlanacaklar, bağlanacaklar. Bağlansınlar ya, hepsi bağlansın. Bağlanacaklar zaten. Abdullah da zaten bulunacak. Abdullah bulunacak. Ablam da bağlanacak. Ramazan da bağlanacak. Ramazan'ın arabasıyla biz gitmedik. Amcamın oğluyla gitmedik mi abimgile? Tamam. He? Ramazan kalktı ondan sonra parayı çıkardı senin gözlüğün önünde. Teyzem dediğin kişiye 13 bin lirayı teslim etmedik 1,5 mi? 1,5 milyar sadece bir para verildi. O da dedi ki teyze tatlı falan alırsınız dedi. Allah Allah tatlı falan 1,5 milyara evet, tatlı falan alacak. Ama Abdullah'a evet 1800'e yakın bir para verdi. Peki teyze daha Ramazangil, ablamgil onlar gelmeden önce teyzem bana demedi mi 15 bin lira vereceksin? 15 bin lira vereceksin demedi hiçbir zaman. Ha demedi. Tabii dedi zaten ki, kimse... Kimse kendi suçunu kabullenmez ki. Abim gibi bekliyordu. Dedi ki ne zaman gelecekler? Kapıyı ben açacağım, açmam. İşte biraz zorluk çıkartalım vesaire vesaire. Bu şekilde şakalar oldu sadece. Peki sen bunları vermediğime dahil senin bir kanıtın var mı? Senin verdiğine dair bir kanıtın var mı? Var. Tamam kanıtlarını ortaya çıkar ondan sonra Abdullah'ın, konuşalım benimle. Abdullah'ın ondan sonra itiraz bana. Abdullah'ın evindeyken birlikte çekildiğimiz fotoğrafta senin kulağında küpe tamam, var mı? Yok. Yüzük var mı? Var mı? Yok. Senin teyzen tamam, birlikte geldiğin kıyafet yok muydu senin üstünde? Vardı. Ablam geldikten sonra senin kulağına küpeyi takmadı mı? Hatta ben seslendim. Abla dedim evet, gelinin kulağına takıldı, küpeyi geldi. Bak ablası geldi direkt zaten küpeyi taktı. Teyzeme 1,5 milyar kadar bir para verildi. Zaten arabayı bekliyordu o da orada. Çiğdem sen demedin mi peki? Bu Abdullah'a niye bu para veriliyor? Teyzene hadi diyelim yol parası adı altında tatlı bir şey diyorsun. Bu Abdullah'a evet, niye 1800 lira veriliyor diye hiç anlamadın mı yani? Ay, hiçbir şey ya mi anlamadın? Sonradan kendisi çok anlattı bakın. Yok dedi işte birilerine gittim şöyle oldu da böyle oldu da yani başından geçenleri anlattı. Sen oradan da zaten bu işi yapıyormuş. Vermiş? Ya birilerine devamlı bir yapmış yani. Eş buluyormuş birilerine öyle yani mi?
Peki sen ilk defa bunca yıl, 4 yıllık evlisin ya. Bu çocuk, evet. Bu çocuk son Ömer'den mi? Ömer'in çocuğu mu? Evet. Sen bu yıllar içerisinde hani teyze dediğin kadın sana ne kadar yalnız kalacaksın daha demiş, hemen peki demişsin. Hiç daha ya başka hayır. kimseyle evlilik vaadiyle bir görüşme yaptın mı, yapmadın mı? Hayır, yapmadım efendim. Bundan 10-15 gün öncesine Sivas'a gittiler. Bana onun bilgisi geldi. Sivas, Kayseri yol üzerinden Sivas'a gittiler. Damadım beğenmediğini, geri gönderdiğini bana bilgisini de verdiler. Ha, bu bilgiyi Sivas'a veren şahıs da Hikmet denen şahıstır. Gittiğime dair bana bir kanıt gösterebilir misin? Gittin mi, gitmedin mi Sivas'a? Kesinlikle gitmedim efendim ya. Gitmedin. Hayır, gitmedim. Bu Abdullah seni bir daha aradı mı sana yeni bir eş bulayım diye? Hayır, ben Abdullah'la da teyzem denen o kadınla konuşmuyorum yani. Neden? Ben hani bu şekilde bir sıkıntı yaşıyorum sonuçta, ben neden yaşıyorum? Ya yedemiştim, bir şey yok, aksine ortada rezil olan benim, kesinlikle iftiraya uğrayan benim. Bence sen demeliydin ki o teyze dediğin kadına, benim için ben anlaşamadım, geri döndüm ama yüzüğü de göndermeliydin. Benim için aldığın o parayı da iade et demeliydin. O zaman senin gerçekten daha nasıl dürüst oldu, olduğunu anlardı. Olduğun çıkardın. Ben Gamze Hanım'a da söyledim. Ben o taktığı yüzüğün masrafını her türlü ödeyebilirim. Sıkıntı yok. Ya bir şekilde öderim yani. Yani ne iş yapıyorsunuz Çiğdem Hanım şu efendim? An? Yani geçiminizi neyle sağlıyorsunuz şu an? Geçimimi ben şu anda bir fabrikada aşçı olarak çalışıyorum. Yani SGK'ya tabi işçisiniz şu an değil mi? Çalışıyorsunuz. Yok, SGK'm yok. SGK'm. İnsan olaydın, yanımda kalaydın, senin ne kadar borcun varsa ben hepsini öderdim. Sen ilk önce sözlerini tutsaydın, kendine bir güvendirseydin beni, ben hayır. zaten senin yanında kalırdım. Hayır, benim sana veremediğim bir güven, yani diyorsun da ben sana ne güveni vermemişim? Nikah gününü alalım diye ona mı güvenmedin? Fevzi bak, ben sana oradayken de milyonlarca defa söyledim, şimdi ben de sana, söylüyorum. Ben sana insanın karakterini verdiği sözler verirler. Sen ya 4 günde Çiğdem. 4 günde ne sözü vermiş de tutmamış adam. Onu anlayamadım ki ben hala. Bir de madem İskender'da bunu söyleyebiliyorsun niye kaçtın? Hiçbiri olmadı Serap Hanım. Yavrum 4 gün. 4 gün diyorsun, sen yemekler yapmışsın. Annesine yemekler evet. götürmüşsün. Çocuklara bakmışsın. Gayet mutluymuşsun 4 gün boyunca. Yani. Ne söz vermişti? 4 gün boyunca biz her gece kavga ediyorduk. Yalansa yalan desin. 4 çocuğun 5 yüzünü üzerine ne kavgamız oldu? Hayır, ne ya sözü tamam. vermişti? Bunları bir düşün. Mesela sana... Efendim, az önce de hatta bunun bahsi de geçti Serap Hanım. O kadar detaya girmemize gerek yok namahreme dediniz. Hayır, şey demek istiyor Fevzi, benle 15 gün rahat bırakacağını söylemişti fakat yüksek talepleri oldu demek istiyor. Hocam bu cümleyi ben daha İskenderun'dayken evet bunu kullandım. Ben abim bile getirdiğimde yine kendisine izah ettim. İskenderun'dan hayır, aldığımda evet, 15 gün boyunca ben sana dedim ki ne bak 15-20 gün boyunca abim gilde kal dedim sana. Abim gilden dedim bak gelir bir kına gecesi yaparım. Gelinliğini giydiririm, seni eve getiririm. Sen Aliye ile konuştuktan sonra evet. odaya girdiğinde can dedin eve gidelim. Aliye bana çağırıyor eve gidelim dedin. Ha sen bilirsin o zaman dedim. Biz eve gittiğimizde benim sana elim kötü amaçla hiç dokundu mu? Dokundun demiyorum zaten. Onu ney o zaman yani yaptığım yani şey ne o zaman ben anlamadım. Psikolojik baskı vardı Serap Hanım. Benim psikolojik baskı. Anladım. Bir, tamam teşekkür ederim şimdilik Çiğdem'e. Tabii ki daha sonuçlanmadı. Tabii ki daha bir sürü şeyler çıkacak. Deliller vesaireler. Ama sen de 3 gün ya da 4 gün olmuş kızı getirmişsin eve, tamam. Yalanlar söylediğini söylüyorsun. O diyor ki hayır evli olduğumu söyledim. Hayır kesinlikle. Ama bir tarafıyla baktığımda Çiğdem hakkında 25 tane de böyle bir şikayet var yani. Bunun yanı sıra da şunu anladım. Sen Çiğdem evet bu iş belki olurdu ama bana fazla hızlı davrandı. Fazla hızlı hareket etti benimle ilgili kesinlikle. Yani duygusal kesinlikle. Anlamda. Hayır kesinlikle. Diyor. Bir virgül sürekli... koyuyorum. Bir virgül koyuyorum. Devam edeceğim bu konuya. Hediye nasılsın? İyiyim ablacığım. Ha, iyi misin? İyi olmaya çabalıyorum. İyi olmaya çabalıyorsun. Biliyorsunuz Hediye 10 çocuklu bir adama gittiğini söylemişti. Dün gerçi cuma o çocukların bir kısmı yoktu evde dedi. İki çocuk da birlikte ortak çocukları var. Sonra 6 yılın ardından iddiaya göre yine eşi yakın komşuyu işte ikide bir kahveye çaya çağırdığı Nurgül'ü gözüne kestirmiş. Nurgül de ona ilgi duymuş. Zaten de dayak yiyormuş beraber olduğu adamdan.
Hediye şeye gidince, sığınma evine, Nurgül gelmiş, eve yerleşmiş iddiaya göre. Ve çocukları da göstermiyorlarmış. Hediye'nin buraya gelme sebeplerinden biri de kızıydı. Evlatlık verilen ilk kocasından. Onunla ilgili de gelişmeler olmuştu. Hediye bugün, evet, yeni bir yüzleşmede yaşayacaksın. Evet. Geldi sığınma evinden, bir baktı evde o komşu, evet, dediği kadın, tamam, o evde yaşıyor. Yani. Sana karılık yapsaydı ben evlenmezdim. Cuma amca dayak yiyordu. Hediye hakkında peş peşe gelen iddialar şok etti. Canlı yayında iki kadın bir adam yüzleşti. Ben de mecbur kaldım, bu insanla evlendim ve bu insanla mutluyum. Ben onda dayak yedim. Benim eşim dediğin Cuma mı? Evet. Zenginlik peşinde koştu, kızını evlatlık verdi. Da hediyenin çok zevke, sefaya ve zenginliğe düşkün, nasıl, olduğunu yalan söyledi. Yalan. Evlatlık verilen kızımı da arıyorum. Halbuki kızın yeri yurdu belliymiş. Özlem bir dilekçe vermiş. Anne ve babamı asla görmek istemiyorum diye. Benim engelli oğlumu yaktın, diğer oğlumu yaktın. Yalan söylesin. Hediyeyi bekleyen sürpriz ne? Stüdyoda gerçekler açığa çıkıyor. Şimdi. Hediye hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi Hediye dün yayından sonra herhalde burada kendini çok mu iyi ifade edemiyorsun nedir yani anlayamadım. Dün yayın sonrası kameralara konuşmuşsun. Evet. Biliyorsun. Konuşmuş orada herhalde burada heyecan yapıyor işte bir de telefon ya da canlı bağlantılarda sözler kesiliyor vesaire. Kendini bir ifade etmiş, önce bir onu izleyelim efendim. Ben 16 yaşında okula gidiyordum. Okuldan işte daha çocuktum. Okula gidiyordum, daha çocuktum. Beni ablam işte evlendirdi Corucusul'la. Güneş diye bir şahsıyla evlendirdi. Bu güneşte bakmadı. İşte evlendik. Hep içti, hep içti, hep şiddet. Çoluk çocuğuna hep şiddet. Sığınma evinde sonra beni işte kandırdılar, imzattırdılar. İşte babası verdi işte bakmadı, sahip çıkmadı verdi yurda. Evlatlık. Şimdi kız demiş seni tanımıyorum. Tanımasın canı sağ olsun. Babamdan da çektim, annemden de çektim, kardeşlerimden de çektim. Hiç yaşamadım abla. Her taraftan çektim. Hep işte evden gittim. Neden gittim evden? Durduğu yere insan gitmez. Sıcak yuvasından kaçmaz. Değil ki mutlu olayım, huzurlu olayım. İşte dedim belki işte onda, o beni şey mutlu eder. Necati'ydi. Ondan biraz işte hoşlandım. Dedim belki candan, gönülden sever, kandırmaz işte. Mutlu olursun onda. Dün buradan ayrıldık işte otelde bana çay may getirdi işte. Oturduk biraz konuştuk sohbet ettik. Çok iyiydi dedim. Bu çok iyi yani. İnşallah dedim sürerse ondan sürer. Boşanırım, evlenirim işte bir hayat bağ olursun. Seviyorum dedi işte Allah'ın emriyle dedi isteteceğim işte. Sen dedi hoşuma gittin. Şermin çıktı karşısına. Dedi ki işte Cuma çok iyi Cuma. Cuma çok iyi dedi. Cuma'nın kadını elmiş dedi. Seni verelim işte. Ben bilmiyordum 10 tane çocuğu var. Apar topar işte oradan beni bir koca nikahı kesti. Oradan apar topar götürdü. Bilmiyordum. Gittim şok oldum. 10 tane çocuk karşıma çıktı. Ben Cuma'ya gittiğimde ben 36 yaşındaydım. 36, yeni 40'ına girdim işte. 10 tane çocuğunu bana bırakırdı abla, akşama kadar sokaklara gezerdi, iftira. Analeyi dedim elmiş, ben olayın anası olayım abla. Kendi evlatlarımın yerine koydum, kendi evlatlarımdan daha üstün tuttu. O Nurgül geldi işte, birdenbire pat diye üstüme geldi. Ben gene kabul ettim, ben dedim birlik olak işte, yaşayak, böyle. Dedi ki eve üstüne olmaz. İşte getirdi üstüme, getirince İstanbul'daydım. Sonradan geldim, kendisi zaten aradı ki beni, gel işte kabul et, bir tane bayan var, baraba yaşarsın, kabul et. Sonradan beni hiç ilgilenmedi, sonradan beni attı çoluk çocuğunun içine, dedi çocukla emle yaşa, kandırdı, dedi ben seni sonra alacağım, Nurgül'le konuşacağım. Yalan söyledi abla, attı uşakların içine, çaresiz kaldım. Ondan boşanacağım, kendi hayatıma bakacağım. İstediğim işte çoluk çocuğum derim ama abla çoluk çocuğum beni tanımır. Bir tane işte şey evim olsun başımı sokayım öyle. Bir tane karşıma iyi biri çıkarsa evleneceğim. İsterim. Ben onunla iyi davranırım abla. O da bana iyi davranır. İyilik karşılıklı abla. Bu benim adam yalan söyler. Dedikodu yalan. Ben onları unutmak isterim her şey abla. Yeniden bir sayfa açmak isterim. Evlenmekten bıkmadın mı Hediye?
Ha, yorulmadın mı? Çok mu kimsesizsin? Abla kimsem yok. Gerçekten? Yok gerçekten. Kimin kimsen yok mu senin? Yok abla. Çok çektim abla. O yüzden mi sen evlilik için mi sığınıyorsun? Yani evet, sığınmak için mi evleniyorsun insanlarla? Evet abla, bir tane ekmek getirsin yeter. Sen de benim ablamsın, elleyden öperim. Estağfurullah. Çok iyisin abla. Seni işte yeni gördüm, televizyonda izledim. Ben öyle kötü bir insan değilim. Kendi alımda birisin işte. Ama işte hep zulüm verdi, hep zulüm. İkisi de zulüm, zulüm. Evlatlarından ayırdı, yurtla attı. İç tane çocuğum. Şu an işte biri İstanbul'da şu an çalışır, o da anasıyla ilgilenir. Ben öyle dilendim baktım abla, yemin ederim dilendim. Güzel para topladım, yiyecek içecek dedim çocuklarım aç kalmak. Şimdi bu tabii bir kadın geldi, 2 yıldır senin kocanın evinde oturuyor, senin oturduğun evet, evde. Tabii. Sen de o kadar çok sık gitmişsin ki adamın iddiasına göre gitti diyor, bir sene gelmedi diyor sığınma evleri filan. O arada o kadın da gelmiş oturmuş. Fakat şöyle bir şey var, şimdi bir telefon alacağım. Bu kadının akrabası bildiğim kadarıyla. Şu telefonu bir alalım. Evet. Bu gelip oturmuş ya eve. Evet, Nurgül. Evet. Onu zaten abla doğurdu. Kardeşi de bizim evde doğdu. Sen işte, bu Nurgül eve gelince mi eve gelme kararı aldın tekrar? Yok, yoksa abi, gidince yok, şok mu oldu? Şok olmuş gidince. Nurgül olduğunu ben bilmirdim. Kocama söyledi işte bir kadın aldım. Yani haberin yoktu eve gidince. Yok haberim yoktu abi. Girdin i̇şte, evde oturuyor öyle mi? Cuma söyledi ki bana, dedi ki bir tane bayan işte aldım dedi. Gelirsin kabul edersin, tanışırsın. Dedim kabul ederim, başımın tacı dedim abi. Ben bir şey yapmadım. Allah Allah. Karıyla adam beni kapı düşer. Ama sen bir geldin, tanıdığın kadın zaten. Evet. Bildiğin evet, kadın yani çaya kahveye çağırdığın kadın. Evet abi, abla. Bir geldin o. Şimdi o kadının akrabası, Nurgül'ün akrabası. Doğru mu arkadaşlar? Alo. Alo. Merhaba efendim. Merhaba efendim. Siz, evet, Cuma'ya ikinci kadın olarak gelen Nurgül'ün bir ahbabı, uzaktan akrabası bir şey galiba tanıyorsunuz. Evet, evet. Ne anlatacaksınız bize? Şimdi Serap Hanım, bu Nurgül Hanım 2 yıl önce dediği gibi bu şu anki beraber olduğu Cuma'ya kaçtı. Hı. Evliyken, ya şu an başkasıyla hala nikah varken hala Cuma'nın yanında kalıyor. İki tane de çocuğu var. Nurgül'ün başkasıyla nikahı mı var? Tabii ki. Eşim var, var. Adı da Naci. Soyadını tamam, vermeyin ama bize sanki dini nikahlı bir beraberlik. Hayır, hayır, resmi nikahlı. Oo. Kocası var idi abla. Kocası içirdi. Onlar da perişanlardı ama çocuğun da sağlık kartı olduğu için o da tek çıkan taraftar değildi aslında. Yoksa o da yani bazen konuşur. Kocası. Evet, resmi nikahlı, hala evli, boşanma durumu falan olmadı. Bu nasıl bir şey gerçekten ya? Bu nedir ya? Kocası kaç böyle yaşındaydı Nurgül Hanım'ın? Nurgül 28 yaşında. Nurgül 28'de, kocası da gençti herhalde. Doğru söyledi abla, kocası doğru. Kocası da o civarda yani, o civarda. Çünkü Cuma yani, amca da 57 yaşında mıydı öyle bir 57 şey? 57 yaşında. Ona kaçmış mıydı? İkinciyi de getiriyor. Çünkü Nurgül'ün babasının yaşı bildiğim kadarıyla 60 küsür, babasından büyük diye biliyorum. Değilse bile ona yakın yani de, bir taraftan kendisi nikahlı. Bir taraftan gittiği adamın nikahı var, karısı dışarıda. Bir tarafta kadının çocukları orada. Adamın çocukları orada. Nurgül getirmiş oraya çocuklarını. Yani nerede? Çocuklar perişan halde. Çocuklar Nurgül'ün yanında kalmak istemiyor aslında. Çünkü bulunduğu ortam çok kötü ortam çocukların. Bizim... Yani evde kalabalık bir aile var. Zaten Nurgül'ü yanına hizmetçi olarak tuttu. Başka bir şeyden değil. Yani evde engelli çocuğu var. Kendisi de Nurgül yaşından, Nurgül'den büyük çocuklara Nurgül hizmetçilik yapıyor. Nurgül'ün de aklı yok muydu yani? Evet. Nurgül'ün aklı şu şekilde yani, biz de zaten çok tepki gösterdik. Etrafındaki kolu komşu zaten herkes tepki gösterdi ama yani Nurgül laf anlamadı. Yani ailesi de perişan oldu. Çocuklar haftanın bir günü işte dedesinde yani Nurgül'ün babasında geliyor. Bir oradalar. Yani çocuklar perişan bir vaziyette. Psikolojik olarak da kötüler. Rezillik. Gerçekten. Herkes abla bir de bir şey diyeyim mi? Söyle. Affedersin. Şimdi Hediye'yi ben yakından tanıyorum. Yani şu şekilde ev taşıdıkları zaman falan o süreçlerde tanıklık oldum. Birebir yüzde tanımıyorum da hakkında bilgi sahibiyim. Hı.
O da yani evimde durmuyormuş etmiyormuş, o konuda bir şey diyemem ama Nurgül gerçekten o yani onunla yakın komşuymuş. Hani birlikte kahve içiyorlarmış, çay içiyorlarmış. O şekilde aslında Nurgül'e onu yaptı, Nurgül ona onu yapmış. Yani o konuda doğru söylüyor. Ama orada kendine ifade edebildiğini düşünmüyorum ben. Peki Nurgül'ün kocası tarafından Nurgül çok ağır şiddete maruz kalıyormuş. Evet, orası doğru söylüyor. Yani evet. Gözüm yüzümü diyor morluk içindeydi diyor. Evet. Ki hediye abla, sen de görmüşsün. Vuruldu bir zektir. Bir sürü safka kayıtları var yani. Bir taraftan Nurgül de hani kaçmış aslında. Evet, kaçış yolu arıyordu. Evet. Ama işte kaçtığı yer yanlış. Evet, Nurgül'ün yanlış. Yok mu akrabası, anası, babası? Var abla, var. Ailesi hep arkasında Nurgül'ün ama ailesi yanında durmuyor. Çünkü ailesinin onu sıktığını düşünüyor. Yok, ailesi gerçekten çok temiz insanlar yani hani böyle... sahip çıkan insanlar. Ama ona rağmen o ailesine yani silmiş çok galiba. Hainlik etti. Bir dakika efendim. Evlatlıktan silmiş abla, silmiş. Demiş sen ailesi. Bu gül gibi insanın üstüne niye gidersin işte. Yani kabul etmemiş. Yok, ailesi ona rağmen evini açtı ama Nurgül defalarca geldi gene kaçtı adama. Defalarca geldi geri gitti. Nurgül'de de hata var tabii. Var, şey hediye. Hatanın daha büyük kısmı onda da. Hediyedi. Cuma da telefonda. Cuma Bey merhaba. Merhaba. Cuma Bey senin Nurgül'ün akrabası. Telefonda şu anda çocukların durumunun çok kötü olduğunu söylüyor. Bakın kimin siz... çocukların durumu kötü olduğunu? Sizin işte evdeki çocukların. Ne diye yani sebep neler kötü olduğunu abla. Ne diyorsun bir daha söyle hanımefendi. 5 kişi aynı evin altında yaşıyorsunuz. O çocuklar günah çocuklar. 2 tane Nurgül'ün çocuğu, 2 tane senin beben. Onun dışında 10 tane büyük yetişkin adamlar. Nasıl çocukları yetişeceksin? Ne diyorsun? Bu yalan söylüyordu. Bir de bu kimdi? Ben bunu tanımıyorum da çocuklar 10 tane çocuk evde yok ki. Benim şu anda çocuk evde olan da bir engelli 2 tane de öğrencim var. Tamam yani, sen engelli çocuğuna baksın diye zaten Nurgül'ü getirttin o eve. Öyle mi? Tamam. Nazlı kim ya? Bak, sesini, sen kimsin? Bir şey söyleyeceğim. Sesini birazcık değiştirdik. Adını vermek istemiyor. O yüzden tanımıyorsun. Aslında ben Nazlı'yı falan tanımıyorum. Gayet iyi tanıyorsun ama Nazlı ablacığım, değil. Ablacığım kim olursa olsun ben ilerine benim çocuklarımla mutluyum, memnunum. Benim çocuklarımla dört tuttuk bir bakayım. Kimseyle bir ilgisi yok. Şura bakmayın. Peki sen Nurgül'ün resmi nikahlı evli olduğunu biliyor muydun? Cuma Bey. Kapatırsın, kaçarsın böyle tabii. İşte. Cuma Bey, senin Nurgül, 2 senedir sende yaşayan Nurgül, halen başka bir adamla, çocuklarının babasıyla resmi nikahlı evli. Tamam, kocasından çok şiddet görüyormuş, ağzını burnunu kırıyormuş, Allah onun da cezasını versin, o ayrı. Ama bunun karşılığında da evli bir adama kadını mağdur edecek, dışarıda bırakacak kadar... Gidip de o eve yerleşmek nasıl bir şey ya? Ya yani Cuma hediyeyle resmi nikahlı evli. Bunlar resmi nikahlı evliyken eve Nurgül geliyor. Kuma olarak hediye çünkü kabul etmiş. Ama eve gelen Nurgül de başka biriyle resmi nikahlı evli. Yani nasıl bir iş? Ben dişe rapor topar attı. Ben dedim ki işte beni sen kabul et. Sen geri o eve dönmek istiyor musun? Yok abla istemiyorum. Cuma'ya dönmek istiyor musun? Yok, boşanmak istiyorum. Boşanmak istiyorsun. Yok, ve evlenmek istiyorsun. Bilmiyorum abla, onu düşüneceğim. Necati lafı ettin bir, o ne oldu? İstiyor musun onu da? İsterim evet. Gerçekten mi? Gerçekten istiyorum. Ya bu öyle bir şey değil hediye, gözünü seveyim. Ya, bu evlilik farklı bir şey ya. Yani. Bu flörtözlük bir durum değil. Bilmiyorum yani. Bilmiyorum abi. Bu... Ömür boyu yaşayayım farklı bir şey ya. Bunu biraz daha düşünmek Necati lazım. Necati'yi ne kadardır tanıyorsun? Bir gün iki gün burada tanıştınız, o kadar. Sen bu adamın iyi olduğunu nereden biliyorsun? Bilmiyorum abla. Bilmiyorsun değil mi? Yani dedin ki iki tane kocadan şiddet gördüm. Bak dedin ki Cuma ile tanıştırdıklarında ne kadar iyi adam bu dedim. Tabii. Dedin. İyiydi abla. Çok iyi adam dedin. Doğru. Şimdi sen iki gün tanıdın Necati'yi. Doğru. Hazine var diye mi gitmek istiyorsun? Yok abla. Benim gözümde hiçbir şey yok abla. Can sağlığı. Bu arada orayla ilgili gelişmeler var. Birazdan... Bağlanacağız sorguna ve muhabirimiz Murat anlatacak bu hazine vesaireyle ilgili gelişmeleri. Önce bir boşanman lazım. Doğru abla. Madem bu işin geri dönüşü yok, adam da zaten boşanmak istiyor. Aynen öyle. Ama ondan sonra bir insan şöyle bir süre nefes alır ya.
kocam hoca istemiyorum dersin. Ama bu Necati'yi sen düzgün bir adam diyorsun. Ben elebilirim. Ne kadar anladıysan artık ben bilemiyorum. Yani Cuma'yı da anlamış görünüyordun ama. Peki devam edeceğiz efendim. Bu arada bir çift geldi programıma. Hatice Hanım ve Hasan Bey Soğanlıoğlu. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ellerinden öperim abla. Efendim? Ellerinden öperim. Çok iyisin, çok sevindim. Ay vallahi sana da üzüleyim mi, kızayım mı bilemedim ben ya. Peki efendim çocukları için buradalar. Eyüp için buradalar. Onlardan dinleyeceğiz hikayeyi. Enteresan bir hikaye. Annesine asker arkadaşım dedi, evli bir kadınla ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Kadriye denen bir kızla buluştuğunu, görüştüğünü öğrendim. O da benim yıllar önce buradan taşınıp giden komşumun kızı olduğunu öğrendim. Evli kadın oğluma kredi çektirmek istiyor. İki günden beri de oğluma ulaşamıyorum, ölümü dirimi bilmiyorum. Artı bankaya başvuruyorlar, para çektirmeye çalışıyorlar. Hatice, oğlu Eyüp'ün kandırıldığını iddia ediyor. Şimdi. Hatice Hanım hoş geldin canım. Hoş bulduk, Hasan Bey hoş geldin kardeşim. Şimdi buraya daha önce de tabii damadından, kızından, oğlundan şikayet edenler geldi. Ama bu gelin adayı oğlun daha 20 yaşında. Evet daha 20, askere 20. gidecek şimdi bu daha aydan sonra. Askere bile gitmedi. Evet. Evli bir kadını gidin çikolatanızı, çiçeğinizi alın isteyin demiş size. Evet. Sen ne dedin Hatice Hanım? Ben de kaynanasıyla kocasını da alayım da öyle varayım dedim. Acaba kocasından mı isteyip kaynanasından mı isteyip? Hakikaten yani güzel laf ironi ama yapmış ama yani doğru güzel söylemiş güzel yani. Güzel laf gerçekten. Evli kadın. Olacak şey mi Serap Hanım? Olur mu Hatice Hanım? Bir de gelin adayı kaç yaşında? O da 23-24 diye biliyorum. Birkaç yaş büyük en azından evet. Yani 30-40 diye. Daha benim oğlum bu ay çıktıktan sonra ayın 5'inde ya da 6'sında askere gidecek. Başını yakmaya çalışıyorlar. Ve kredi çektirmeye çalışıyorlar. Birden. Şöyle efendim, şimdi oğlun Eyüp hırdavat böyle bir atölye. Evet. İki gün, üç gün eve gelmemeye başlamış. Onları bir anlatır mısın? İlk zamanlarda zaten gidip geliyordu. İşine gidip gelen bir çocuk, saf bir çocuk. Hani bazen bir tatil olduğunda derdim oğlum çık arkadaşlarınla biraz gez, dolaş, otur. Öbür kardeşlerin çıkıyor, sen de çık. Yok anne ben çıkmam, ne işim var derdi. Evde otururdu. Yatardı, otururdu, televizyona bakardı. Çıkmazdı, öyle bir hani girişken bir çocuk değil. Kandırılmaya müsait bir çocuk tam. Bundan da bir kız arkadaşı vardı galiba herhalde tartışmış mı ne yaptıysa ayrılınca buna yönelmiş. Benim de haberim yoktu. Birkaç gündür konuşuyorlarmış, hemen hemen bir haftadır konuşuyorlarmış, beni öğrenmeden. Ama eve gel, hani üç gün ben vardı şeyde kalıyorum. Ondan önce tanışmışlar. O kaldıklarını anlat, işte kalıyor şeye, mesaiye evet. Kalıyorum diyor. Tanıştım, şey ettikten sonra bu, ben anne dedi mesaiye kalacağım dedi. Mesela pazartesi gidiyor, hem pazartesi gündüz, hem akşam, hem de salı günü akşama kadar çalışıyor. Patron numarası da bende yok ki arayayım da sorayım, nedir ne değil. Çocuğum dedim. Niye gelmiyorsun eve? Parasını neyine batırırım dedim. Canından kıymetli değil, çık evimize gel dedim. Bir gün çalış, akşam yat, sabahın işine git dedim. Bir daha öyle olmasın Eyüp dedim. Tamam anneciğim dedi. Ertesi gün gene tekrar aynısını. Mesailer dedi, mecbur anne dedi. Ben de mecbur diyecek bir şey de diyemedim. Ertesi gün de aynısını gene yaptı. Meğerse o kızın yanına gidiyormuş. O gün de kız kardeşimin evine gittik. Oradan geldim, daha Eyüp evde yok. Cumartesi de erken çıktığını biliyorum. Erkenden çıkmış. Aradım annem neredesin sen dedim. Anne dedi ben dedi geziyorum dedi. Şeyde dedi neydi oranın adı. Neyse Hatice evet, Hanım. Oralarda şimdi Ankara'dan dedi. Geldiler aile. Evet. Sonunda oğlunun bir ilişkisi olduğunu öğreniyor. Fakat bu ilişkinin kimli olduğunu da öğrendiğinde bir şok yaşıyor. Çünkü aynen. Eski bir komşunuzun kızıymış. Evet buraya ilk taşındığımda. Ankara'daki evet. Şeye. İlk peki taşındığımda, orada bunlar çocukluk arkadaşı mıydı? Evet çocukluk arkadaşı da diyebiliriz. Hemen hemen işte birkaç ay sürdü. 9 ay falan sürdü. Fazla da sürmedi. Hani tekin bir aile olmadığı için binadakiler istemediler.
gönderdiler. Aileyi çıkardılar binadan. Evet, çıkardılar aileyi. Sonra nasıl onlar bir tekrar bir araya gelmiş? Sonra işte Kadriye'nin 2 senedir evli olduğunu biliyorum. Hatta 2,5 senedir. Benim büyük oğlum bastı. Hatta makbaada çalışırken evlilik şeylerini benim oğlum bastı. Büyük oğlum. Evlendiklerini biliyorum ama görüşmem, şey etmem. Ben kendim iltibatı tamamen kesmiştim. Bir anda bir öğreniyorsun. Ay şok oldum. Şok oldun. Evet, ne dedin? Şok oldum. Duyuncuk zaten ne uğradığımı şaşırttı. Bir de sevmiyorsun şaşırttı. O aileyi. Aynen, sevmediğim bir aile. Ondan sonra... Kız evli. Evet evli, daha halen de evli. Aradım, bunun annesini aradım. Necla dedim, durum ne? Ben senden görüşmüyorum, etmiyorum. Bu nedir? Ya Hatice, benim hiçbir şeyden haberim yok. Nasıl haberin yok? Evinde kızından senin haberin olmaz mı? Yok dedi. Bacısında kalıyor dedi. Ben dedi bacısının numarasını vereyim, onu ara dedi. Onu aradım. Menekşe dedim, durum ne dedim. Bacım dedim, böyle böyle bir durum varmış. Doğru mu yalan mı dedim. O da dedi, yok abla dedi, doğru değil dedi. Eyüp'ü aradım, geri onu kapattım. Eyüp'ü aradım, Eyüp dedim, oğlum görüntülü aç dedim telefonu. Tamam açtı. Yanında bir adam var. Kılığını kıyafetini beğenmedim, affedersiniz. Beğenmedim. Hatta dedim ama neyse. Tekin insan değil oğlum dedim. Böylesi insanlarına mı sen dahılıyorsun dedim. Kesinlikle dahılmıyorsun. Bir saatin içinde eve geliyorsun çocuğum dedim. Yoksa abin ne var, ben seni alırım dedim. O da gelirdim gelmezdim deyince telefonu bir kapattı, bir kapattı. Bir daha ulaşamadım. Menekşe'yi tekrar aradım. Menekşe dedim, kocayın resmini bana bir at kızım dedim. Çünkü orada olduğunu hissettim. Kocanın resmini at dedim. Koca ilk kocasının resmini attı. Bu değil dedim. Allah Allah. Bu değil. Öbürünü at dedim. Dedektif gibi Atış Hanım gerçekten. Ne yapayım? Çocuk ne yapayım? Peşine düşmesin. Gidecek elinde. Sen yapıyorsun. Dedi. Bravo. Olmazsın. Öbürünü at dedim. O da attı. Ta yeni tanıştığının resmini attı. Bilmem bir sahalli. Aha bu dedim. Ha. Aha bu dedim. Melekşen Elif'le oturan o. Evet. Onu yakaladın. Bana yalan söyleme. Abla işte kocam hastanede çalışıyor da, memur da, bilmem neydi. Mutfağını göster bana dedim. Mutfağını göster. Eyüp çünkü göster. Bir adamla mutfakta oturuyordu. Evet, görüntülü. Mutfakta oturuyordu, baktım iyice. Bak bak. Mutfağını göster. Ekibi alıyorsunuz arkadaşlar. İstihbaratı. İstihbaratı, evet. Mutfağı gösterdi, aynı mutfak. Hayır, göstermedi bana. Ha, göstermedi. Mutfağı göstermedi, telefonu kapattı. Tamam abla dedi, telefonu kapattı. Hemen oğlumu aradım. Evli olan oğlumu aradım. Mehmet yetiş dedim. Durum böyle böyle. Annesini aradım. Evin adresini, evin şeyini bana atıyorsun dedim. Konumunu bana atıyorsun dedim. Tamam dedi, hadi atacağım, gel dedi. Gidecek. Geldim de hamile bu arada. Korkuyor çocuk, tir tir titriyor, bir şey olacak diye. Ondan sonra kocasını da yalnız bırakmak istemiyor Serap Hanım. Arabanın ardına yatmış, ben görmeyeyim diye. Ben dedim ki gelin al gel de diyorum. Öyle gidelim çocukların yanına bırak. Meğer gelip yatmış. He yatmış. Peki gittin oğlunu. Evet. O iki kadın, öbürünün Menekşe'nin erkek arkadaşı. Önce buldum. Annesinin evine vardık Serap Hanım. Nah inkar ediyor. Ben fotoğraflara baktım. Tamam inkar ediyorsun da dedim. Şuradaki fotoğraflar ne dedim. Aynı bu resimdeki çıkmış. Bu portreler, fotoğraflar, babayın fotoğrafı, annenin fotoğrafı, oradaki portreler, Eyüp'ün telefonunda ne geziyor peki dedim. Hı. Allah'ınız içiniz bir çekilmişsiniz, bana yalan söyleme dedim. Senin karşında Saf mı var dedim, Saf Eyüp mi var dedim. Bana oğlumu bulacaksın yoksa dünyayı senin başına yıkarım dedim. Ondan sonra kızını aradı, işte kızına olmadık hakaretler, olmadık küfürler, ne bileyim ben ağza alınmayacak şeyler söyledi. Kızlarının ikisine de. Çabuk buraya damlayacağınız kadın burada hastalandı yoksa beni öldürecek. Ondan sonra neyse kızları burada yok da işte Kadriye hastalandı, ben hastaneye gidiyorum, eşim hastalandı, eşimi götürüyorum hastaneye. Ben sağlık memuruyum. Menekşe dedim, sen nerede okudun da sağlık memuru oldun? Dışarıda okumadan mı sen memur oldun? O zaman bayi öğret de ben de okuyayım dedim. Neyse telefonu aldım, elime ağzıma geleni söyledim. 10 dakikanın içinde burada oğlun olmazsa polislik başkanınıza yığırım dedim. Ondan sonra. Geri Eyüp oğlun denen Dürzü dedi, burada yok dedi. Söyleme dedim. Ondan sonra neyse, kapattılar telefonu. Eyüp'ü aradım da Ulus'taymış. Ulus'ta sen yerini biliyorsun, git de al dedim. Aradan Serap Hanım 10 dakika ya geçti ya geçmedi. Eyüp, Serap, şimdiki eşim dedi. Kadriye. Evet, Kadriye. Menekşe, eşim dedi, hatta eşi de değilmiş, dünü öğrendim. Ondan sonra alay geldiler. El ele tutuşarak geldiler. Tamam.
tövbe tövbe yarabbim. Sinir tepeme çıktı. Ya dedim ben 40 yıllık kocamın elini tutaraktan ben dışarıda gezmiyorum. Sen kim oluyorsun da dedim oğlanın elinden tutuyorsun. Evlisin dedim. Ayıp denen bir şey var dedim. Hatice'ciğim o kadar güzel anlatıyorsun evet. ki devam edeceğim ama şimdi bir Muber teyze konusuna girmem lazım. Sonuçta efendim getirdiler Eyüp'ü ama Eyüp bir süre sonra gitti. İşte o teklifle geldi. Elinize şekerinizi, çikolatanızı, çiçeğinizi alın. Gidin evet. Kadriye'yi isteyin dedi. O zaman dedin ki sen bari kocası da gelsin. Kayınpederi kayınpederi. Evet. Bravo sana. Sonunu merak ediyorsunuz biliyorum. Daha çok devam edecek ama şimdi bir hemen kuyular açılacaktı biliyorsunuz. 4 yaşındaki Ahmet 34 sene önce kaybolmuştu. Sorgunda bunun yanı sıra orada altında hazine kral mezarları olduğu iddia edilen ve oradan izinsiz kazı yaparak gelir elde ettiği iddia edilen Öcal ailesi vardı. Tüm gelişmeler için sorguna gidiyoruz ve muhabirim Murat Sönmez karşımda. Evet oradaki hareketlilik bayağı arttı Murat'cığım. Ne noktadayız? Evet Serap Hanım, sorgunda hareketli saatler yaşanıyor. Muber Hanım ve Zülfiye Hanım'ın kayıp Ahmet Biçer'le ilgili iddiaları vardı. Bu iddialar içerisinde kuyuya düştü ve daha sonra kuyu kapatıldığına yönelik iddiaları vardı. Bu iddialar doğrultusunda Cumhuriyet Savcılığı tarafından kazı kararı alınmıştı ve bugün kazı çalışmaları başladı. Sabah saatlerinden itibaren sorguda kazı çalışması başladı. Zülfiye Hanım bizzat olay yerinde nerenin kazılması gerektiğini gösterdi. Yine Muber Hanım da getirtilerek savcı koordinasyonunda nerenin kazılması gerektiğini gösterdi ve kazı çalışmaları şu an için yapılıyor. Çalışmalar devam ediyor. Şu an için herhangi bir şey söylemek mümkün değil ama kazı çalışmaları dediğimiz gibi Zülfiye Hanım ve Muber Hanım'ın gösterdiği yerler doğrultusunda devam ediyor. Yine evde hazine var mıydı yok muydu tartışmaları vardı. Bununla ilgili de Cumhuriyet Savcılığı'nın başlatmış olduğu soruşturma devam ediyor. Bu noktada özellikle Öcal kardeşlerin ifade alma işlemleri sürüyor. Muber Hanım da ifade vermiş Murat'cığım. Diğer çocuklar da veriyorlar. Necati ile ilgili ekstra bir durum var mı? Evet kesinlikle var. Necati, yayınımızdaki Necati ile ilgili birçok iddia vardı. Özellikle altını buldu mu bulmadı mı diye. Bu doğrultuda Necati de Cumhuriyet Savcılığına giderek ifade verdi. Ama şöyle bir ayrıntı var. Diğer kardeşler sadece ifadeleri alınarak serbest bırakıldı ama Necati'ye yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Savcılık tarafından özellikle tedbir amaçlı yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Dün Necati gün boyu savcılıktaydı. Savcılıkta ifade verdi. Özellikle görüntüler ve bulunup bulunmaması noktasında diğer kardeşlerin iddiaları doğrultusunda Necati gün boyu savcılıkta ifadedeydi ve hemen ardından Necati'ye yurt dışına çıkış yasağı konuldu ve bu yasakla birlikte Necati yurt dışına çıkamayacak. Peki Murat'cığım çok teşekkür ederim. Özetlemek gerekirse efendim önce olay biliyorsunuz Muber teyze ve Necati'nin evden atılıyoruz ve evimizde hazine olduğunu iddia ediyorlar. Aslında yok demesiyle başladı ve aile ikiye bölünmüştü. Anne ve iki oğlu evde hazine olmadığını iddia ederken bu iki oğlundan Necati bayağı kazmıştı evi. Yani diğer üç kardeş de hayır var ve onlar çıkardılar. Hatta bundan da büyük gelir elde ettiler ama bizden bunu saklıyorlar şeklindeydi iddialar. Bu konuyla alakalı yayınlarımızdan sonra tüm aile üyelerinden, bireylerinden ifade alınıyor. Bunun yanı sıra Necati yani evi kazan ve daha çok şey bildiği iddia edilen Necati'ye yurt dışına çıkış yasağı konmuş diğerlerinden farklı olarak. Ve bu konu işlenirken gündeme gelen 34 yıl önce işte Muber teyzelerin evine yakın bir noktada kaybolan 4 yaşındaki Ahmet Biçer'le ilgili de annesi Yasemin Hanım bizi aramıştı. Muber Hanım ve kızı farklı noktaları gösterdiler ama sonuç olarak iki noktada yani hem Zülfiye'nin gösterdiği hem Muber teyzenin şüpheli olarak gösterdiği noktalar biraz önce gördünüz. Orada bir kazı çalışması yapılıyor. Yani ceset arama çalışması desek daha doğru kemik, olur. Tabii daha kemik, kemik arama çalışması. Yani Yasemin Hanım'ın 34 yıllık acısı, üzüntüsü en azından çocuğumun yaşıyorsa bir mezarı olsun sözleri vardı. Çok acıydı tabii ki de. İşte Zülfiye de orada kendi hatırladığı o Mahmut Bey'in evinin oradaki kazılan kuyuyu göstermişti. Bu konuyla ilgili gelişmeleri de yine
yayınlarımız devam ettiği sürece ekrana taşımaya devam edeceğiz biz de. Efendim bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın saat 13'te Star ekranlarında sağlıkla buluşmayı diliyorum. Yarına kadar kendinize iyi bakın, sevdiklerinize iyi bakın, sizi sevenlere çok iyi bakın efendim. Sizi seviyorum. Allah'a ısmarladık.